Değerli karate izleyicileri, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bir yüzleşme programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Değerli izleyiciler, değerli dostlar. Değerli dostlar, bu akşam çok değerli bir konuğum var, yine sizlerle birlikte olacağız program boyunca. Konuğum çok değerli araştırmacı yazar Fereç Hüdür. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? İyiyim Allah'a şükür. Siz de iyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Biz de iyiyiz. De, sağ olun. Değerli dostlar, Fereç Hüdür Bey'in iki tane kitabı var. Birisi Kur'an dışı oluşumların Kur'an'a arzı. Kur'an dışı oluşumların Kur'an'a arzı. Bir diğeri de Kütüb-i Sitte'nin Kur'an'a arzı. Kütüb-i Sitte'nin Kur'an'a arzı. Bu Kur'an dışı oluşumlar derken burada Vahabilik, Şiilik, tasavvuf ve İslam iddialı filozoflar konu alınmış. Yani İslam iddiasında olan filozoflar. Bunların Kur'an'a arz edilip Kur'an bunlar için ne diyor? Yani ya da Kur'an açısından bunların çalışması ne kadar muteberdir diye değerli hocamın böyle harika bir çalışması var. Yani sıra dışı bir çalışma diyeceğiz. Hocamı kendisinden tanıyacağız ama ben kitabın birisinde yazarı tanıyalım bölümünden kısa bir bölüm okuyacağım önce. Yazarın kimliği hakkında. Ondan sonra değerli hocamdan bizzat şifayında dinleyeceğiz. Yazarın kimliği. Irk açısından Arap asıllı ve Şafii mezhebine bağlı bir ana babanın çocuğu olarak 1948 yılında Siirt il merkezinde dünyaya geldim diyor. Nüfus kaydımda her ne kadar adım Fereç olarak geçmekte ise de asıl adım Faraç'tır. İstanbul İktisadi İlimler, Ticari İlimler Akademisi, Aksaray İktisat ve Ticaret Yüksek Okulu mezunuyum. 1984'te başladığım dini araştırma çalışmamın İlk 10 yılı öğrenme, araştırma ve inceleme dönemi, ondan sonraki 10 yıl ise kitap yazma dönemidir. Halen bu süreç inceleme ve yazma şeklinde devam etmektedir. 1984 yılına kadar olan dini bilgim, ailemden ve yakın çevremden öğrendiğim Sünni inanca bağlı Şafilik mezhebi idi. Bu inancın Kur'an'a uymadığını öğrendiğim andan itibaren Sünni inançtan vazgeçtim. Kur'an'ı öğrenmek ve Kur'an'a bağlılık konusunda hiçbir insandan ders almadım. Yaşantım boyunca İslam dinine bağlı bir mümindim. Sadece halktan biri olarak 1984'e kadar Şafii mezhebini uygulamaya çalıştım. Ondan sonraki yıllarda yalnızca Kur'an'a bağlı olmak dışında hiçbir dini ölçüye tabi olmadım. Din açısından tek kaynağım ve tek rehberim yalnızca ve yalnızca Kur'an'dır diyor değerli hocam. Teşekkür ederim. Hocam bunu biraz açıklarsanız diyorsunuz 84'e kadar Şafii mezhebine göre ibadet ettim. O zaman nasıl bu? Fakat ondan sonra geldim, onu izah sadece Kur'an'dan hareketle amel etmeye, yaşamaya devam ettim diyorsunuz hocam. Kısaca özetlersen konumuza girelim. Buyur hocam. Daha doğrusu sizi kısa tanıyalım bu ön sözden birlikte. 1984'lerde evet. Kendim meslek olarak muhasebecilik yapıyordum. Serbest muhasebe işinde çalışıyordum. Evet. İslam dini öğrenmek için piyasadaki basılı kitaplardan kitaplar derlemeye başladım. Yani dedim ki madem ki bu dünya geçici bir yer, evet, ben de Müslümanım diyorum. Bilgim artsın yani bu konuda. Daha bilimsel bilgili olarak bu işe sarılayım. Evet. Tabii ilk önce şeyden başladım. Kur'an, mealli Kur'an aldım. Evet. O zaman Arapça okumayı da bilmiyordum. Yani ana dilim Arapça. Evet. Fakat Arapçayı Kur'an'dan okumasını bilmiyordum o zamanlar. Evet. Sonradan öğrendim tabii. Kur'an'ı baştan sona kadar okudum.
Evet. Hoşuma gitti. Dedim ki bu güzel yani, insanı aşan bir şeyler içeriyor, çok şey içeriyor. Bu kesin olarak benim inancıma göre, değerli ölçülerime göre Allah tarafından gelme bir kitaptır. Yani manasını okuduğunda. Tabii. Mealden okudum. Yani herkesin yapacağı bir şey yani. Evet. Tutup da böyle bir hocadan falan ders falan almış değilim. Yani ya da birisi bana böyle yap demiş de değil. Evet. Kendim yani serbest olarak Kur'an'ı okuduktan sonra dedim bir de din konusunda bu işin alimleri ne diyor? Gittim İstanbul'da, o zamanlar Beyaz Saray vardı. Beyazıt'ta evet. Dini kitaplar satıyorlardı. Vardı, evet. Birçok kitap aldım. Evet. Onları okuduğumda gördüm ki okuduğum kitapların içerisinde Kur'an'a uyanlar var, uymayanlar da var. Yani Kur'an'la %100 uyuşmuyorlar. O zaman da yani başka mezhepler, Sünni'den başka mezhep olup olmadığını da bilmiyordum. Şii vardır, Sünni vardır, evet. İşte Vahabi vardır. Yani bunun özellikle Şii ile Vahabi'nin adını duymuş bile değildim. Evet. Söyledim böyle olmaz, ne yapayım? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adına yazıp basılmış hadis kitaplarına bakayım. Onlar ne diyorlar? Onları okuduğumda hem kendi içeriklerinde çelişkili hem de Kur'an ayetleriyle bağdaşmayan bir sürü yönleri vardı. Şimdi benim bir özelliğim, yani kendimi methetmek için söylemeyeyim, böyle bir programda bunu yapacak, böyle bir zihniyete tevessül etmiyorum. Kur'an'ı okuduğumda hemen hemen tamamı aklımda kalmıştı. Yani hafızanız bu kadar güçlüydü. Kur'an konusunda öyle oldu. Evet. Samimi olarak sarılmıştım. Bir şey okuduğum zaman bir kitapta, o okuduğum bir yere, yani ayeti bilmezsem de bir söze aykırı düştüğünü görebiliyordum. Sonra çevreme baktım, baktım parçalanmışlar. İslam adına ortaya çıkanlar. Bölük pörçük olmuşlar. Kimisine Şii diyorlar, kimisine Vahabi diyorlar, kimisine Sünni diyor. Hepsi birbirine tekfir ediyorlar. Dedim peki bu Şiilerle Vahabiler bu işe nasıl bakıyor? Onlara baktım. Şimdi Ehl-i Sünnet'in 6 tane hadis kitabı var. Evet. Kutub-u Sitte diye. Ondan bu ismi koydum. Evet. Şiilerin 5 tane var. Evet. 4 tane hadis, bir tane Nahcül Belaga var. 5 tane var. Bunlar da kendi içeriğinde ulaşabildiklerim, kendi bilgilerimden, bizzat ellerinden aldım. Yani doküman olarak. Evet. Çok kitap aldım onlarda. Baktım onlarda da Kur'an'a uymayan birçok yön var. Çelişkiler var. Vahabilere baktım. Vahabilerde de aynı durum var. Vahabiler de Kur'an'a uymuyor. Tabii. Uymayan bir sürü yönler var. Tabii tabii. Onların evet. Bir sürü yönler nasıl... yönler diyorlar işte müteşabih, mesela bir yöne göre. Evet. Müteşabih mühkem gibi geçerlidir. Allah'ın eli yüzü var diyorsa Allah'ın eli yüzü var ama bizimkine benzemez. Yani gerçek manada eli yüzü var diyorlar. Evet. Müteşabihin manası bulmaması lazım. Eğer müteşabih mühkem gibi geçerli olursa, hı hı. Kur'an'da ayet var. Allah-u Teala diyor. Bizi unuttukları gibi biz de onları unuttum. Evet. Ha, şimdi Allah'ın unutmasını ister de ki kullarının unutmasına benziyor, ister de ki benzemiyor. Allah'ı unutma isnat ettiğin zaman küfre düşersin. Evet. Öbür müteşebbihler de öyle. Evet. Peygamber diyor, böyle diyor, sen kanatlarını hepsi bütün müteşabihler peygamber hakkında değil ki, Allah hakkında değil ki, kanatlarını üzerine indir. Tamam, o zaman eğer müteşabih mühkem gibiyse, o zaman peygamberin kartal gibi kanatları mı vardı? Evet. Yani birçok böyle şeyleri var. Birçok sorumlu anlayışları var. Sonra kendi kendime düşündüm, dedim belki bu bölünmeleri, bu hale düşmeleri niye öyle oldu? 57 tane ülkedirler.
Yani şu anda 57 İslam ülkesi var. Neden o zaman 50'den fazla diye yazmıştım kitaba da. Tamamının ekonomik üretimini toplasan bir Almanya kadar olmuyor. Evet. Yani milli hasılaları üretim şeyler Almanya kadar olmuyor. Hele Japonya kadar olmuyor. Çünkü o 4 trilyon dolara doğru gidiyor. Evet. Bunlarınki çoğu da üretimleri şey gelirleri petrol üzerine. Yani tüpele bir sanayi üretimleri falan yok. Evet. Bilgi seviyelerine baksan çok düşük. Böyle modern bilimde yani bu çağdaş fende bir ilerlemeleri falan yok. Onu da eğitilmemişler, birbirini tekfir edip birbirini vuruyorlar. Bugün yaptıkları gibi. O ona kafir diyor. Vuruyor. Allahu Ekber diyor, vuruyor, öbürüyor da aynı karşı tarafa da Allahu Ekber diye bunu vuruyor. Peki biz hani hep beraber Müslümanlık, müminler kardeşlik. Niye birbirimizi hale getiriyoruz? Mümin değil mi bunlar yani? Müminler kardeşler. Birbirine yani Şii Vahhabiye Ehl-i Sünnet'e kafir diyor. Çünkü İmam-ı Yerim'de diyorlar. Sünni de onlara kafir diyor. Evet. Vahhabi de ikisine diyor. Hepsi tekfir yani bolluk içerisinde. Bir de kendi içeriklerinde de birbirine düşüyorlar. Evet. Yani kendi içerikleri de intibak halinde değiller. Mesela Şafiyelerle Hanefiler uzun süre savaşmışlar birbirleri. Evet. Goya ikisi de Sünni. Dedim kendi kendime bu işi Allah rızası için nasıl telafisi olabilir yani sebep oluruz. Dedim ancak bu Kur'an'a sarılırsa herkes bu elindeki şeyleri bıraksa dedelerin hikayelerini bıraksa o zaman bir birlik haline, bir bütünlük haline gelmiş oluruz. Yoksa bu bölünme, parçalanma, birbirine karşı zaman zaman yak çekme şeklinde yanaşmalar bilmene bir fayda getirmez. Evet. Hani diyorlar ki İslam ordusu kurduk, tamam karşı değilim. Fakat silah taşıyıcıları birbirine hasım. O Sünnidir, o Şii'dir, o bilmem nedir. Birbirine göre nasıl sırtını dönecek bunlar? Sonra birbirine karşı cephe oluşturmayacakların garantisi nedir? Evet. Yani onun için Kur'an'a yapışmadan birliği birlik falan herhalde inanç birliği meydana gelmez. Herkesin kendi ülkesi olabilir. Evet. Mesela İbrahim peygamber bir yerde ikamet ediyordu orayı diyor. Lut peygamber başka bir yerde. İkisi beraberdir. Evet. İkisi de peygamberdi aynı İkisi anda. De peygamber. Ve akrabaydılar. Akraba. Halasının oğlu, teyzesinin oğlu. Teyze oğlu. Akrabası yani. Bu işin tek çözümü Kur'an'ı Allah'ın kelamı olarak kabul edip dini Allah'a has kılmak. Çünkü bütün din Kur'an'ın içerisindedir. Din koyma olayında Allah'tan başka hiç kimse din koyamaz. Yani Allah'tan başka din konusunda hiçbir otorite yoktur diyorsunuz. Yoktur. Çünkü Allah yani daha doğrusu Kur'an da böyle söylüyor zaten. Muhlisi ve lehu din diyor. Evet. Halis yani halis Allah'a has edecek dini. Evet. Peygamber de koyamaz. Hiç kimse koyamaz. Evet. Yani hiçbir yaratık din koyamaz. Çünkü o yaratık eğer din koyuyorsa ve imtihan ediliyorsa evet. Kendi koyduğu kural çerçevesinde cehenneme gidebilir. Evet. Kendi koyduğu uygulamaya uymaz. Ne yapar? Günaha girer, cehenneme gider. Evet. Onun için din tamamen Allah'a aittir. Ve diyorlar ki efendim sözlerinde biz bunlar olmazsa, bu hadisler olmazsa Kur'an bize yetersizdir. Yani Kur'an din açısından yetersizdir diyorlar. Bu ise Kur'an tanımlamasına göre tamamen küfürdür. Çünkü Allah-u Teala diyor ekmeltum lekum dinukum. Yani dininizi tamamladım size bu ve size İslam dini olarak razı oldum. Yani bu dini razı oldum. Siz dininizi tamamlamışım diyor. Peki nasıl noksan olur? Yani hocam tane tane söyleyelim. He. Dediniz ki eğer birisi çıkıp da derse ki Kur'an yeterli değil. Evet. Allah'ın kitabı Kur'an bize yetmez diyorsa bu küfre girer. Doğrudan kafir olur. Kafir olur. Çünkü Allah'ın sözünü kesmeyeyim.
Allah'ın sözüne karşı çıkmış oluyor. Çünkü dini Allah'a askılmış oluyor. Bir de Allah-u Teala diyor, ahirette bundan sorumlulacaksınız. Kur'an'dan evet. Sorumlulacaksınız. Ve hüküm sadece Allah'ındır diyor Yusuf Suresi 40. ayet. Yani Allah'tan başka yani. Kur'an'ı tamamladık diyor. Tabii diyor, size dine göre diyor, bunu indirdik diyor Cenab-ı Hak. Hepsini sayıyor yani, o şekilde söylüyor. Ve siz de diyorsunuz ki bütün bu ayetlere göre bir örnek vereyim de. Kim Kur'an yetmez diyorsa küfre giriyor. Evet. Diyelim ki bugünkü gibi evet. Kameralar var. Peygamberle beraber yaşıyoruz. Evet. Peygamberin peygamberliğinden itibaren vefat edince kadar bütün söylediklerini çektik kameraya. Evet. Bütün söyledikleri, her ne söylüyorsa kayda almışız. Artık bunun yorumu yoktur. Evet. Söylemedim mi, söylemedim mi olayı da yoktur. Evet. Buna rağmen evet. Birisi çıkıp dese ki peygamberden doldurulmuş bu kayıtlar olmazsa evet. Kur'an yetersiz gelecek derse küfre düşer. Evet. Allah'ın kitabını yetersiz görmeyle İslam dairesi dışından çıkar. Yani, evet. Onun için yani bu hadis efendim sahihtir, bu bilmem efendim sağlamdır, bu zayıftır, bilmem nedir. Kaldı ki hadisleri yazarlarken bunlar, Ramazan Hoca. Tek şeye dikkat etmişler, ravi zincirine. Peki bu ravi zincirin garantisi var mı? Onu hiç yazmışım. Diyorum ki ya, tamam ravi zincirini esas alıyorsunuz, metni ona göre kabul ediyorsunuz. Ama içeriği Kur'an'a uyur mu bakmıyorsun. Peki metni uyduranın, uyduran şahıs her kim uydurmuşsa zinciri uydurmayacak diye efendimiz bir sözü mü var? Tabii ki. Yani bunun garantisi nedir? Metni uyduran bir çocuk bile anlar yani zinciri de uydurur. Ya da velev ki şöyle bir şey olsa. Yani maksat izleyicilerimizle böyle bir beyin fırtınası yapıyoruz ya. Bize bir sahih diye bir hadis geliyor. Ravileri de en sağlam bildiğimiz sahabiler. Ki Ebu Bekir olabilir, Ömer olabilir, Ali olabilir. Evet. Hamza olabilir gibi. Evet. Fakat bakıyoruz ki bu gelen hadis metni Allah'ın kitabına, Kur'an'a ters. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Bu çok meşhur, çok güvenilir sahabelere itibar edip Allah'ın kitabını sırtımıza evet. mı atacağız? Değil mi? Yok. Yani burada aslında var ya evet. böyle beyin yakan bir çelişki var. Evet. Değil mi? Evet. evet. Çok evet. Sağlam bir ravi var. Eyvallah. Tamam. Olabilir. Ama burada Allah'ın dilinden bahsediyoruz. Kur'an'dan bahsediyoruz. Evet. Sen şimdi Kur'an'a aykırı bir söz söylemiş. Neymiş? O sözü söyleyen çok sağlam adam. Pardon yani ya. Hayır, burada kalalım. Sağlam adamı nasıl bilecek? Bak, evet. insanız hepimiz. Hepimiz hani... Ya da o sözün ona ait olduğunu nereden bileceğiz? Hayır, evet. Bir apartmanda 10 daire varsa, insan komşusunun doğru mu yalan mı söylediğini bilemez. Doğru. Mümkün değil. Yani çünkü bazen yalan söyleyebilir, bazen doğruyu söyleyebilir. Evet. Yani silme, doğru söyleyen veya silme yalan söyleyen bir kimse var mı? Yok. Heh. Karışıktır yani. Yandaki komşusunu bilemez. Çağda beraber yaşıyorlar. Kaldı ki bir şahıs gitti bir şehre. Hiç orayı tanımıyor. Evet. Hadis toplayacak. Yani bu minareye mi çıktı? Hey millet ben gelmişim hadis topluyorum. Hadi bana getirin. Ve getirdiler bu yalancıyı, bu sahihçiyi, bu bilmem ne nasıl ayırıyor onları. Yani hadis toplama işi de enteresan. Sanki böyle cevizler yere dökülür toplarsın ya. Ceviz gibi yerler mi topluyorsun? Ya kim yalan ona söyler? Aradan 250 sene geçmiş. 250 sene geçtikten sonra kim yalancı, kim doğrucu ne biliyor? Nereden bileceksin? Doğru. Ya çıksın bir tane karşıma çıksın 250 sene önceki. Yani seccaresi mi var? Ne olsun? Yani istisna olabilir. Bir şey demiyorum da. Evet. Çıksın desin ki benim 250 seneki dedemin adı şudur desin bana. Doğru. Diyemiyoruz. Biliyor musun da 250 seneden kimdi? 250 sene önce. Hocam inan ki şahsen ben dedemin dedesinin ismini bilmiyorum. Yani 250 sene öteden nasıl bildi bu yalancıdır, bu doğrucudur, bu bilmem nedir. Yani film olduğu belli. Evet. Bir de bunların şeyleri yani topladıkları hadisler kaç taneydi? 35.647 tane. 35.000. He. Yani toplam, toplam, 35 bin.
Bunları ne yaptım? Ben bunları araştırırken 57 cilde bakmak zorunda kaldım. Evet. O kadar dağıtılmışlar ki ancak rafta olur. İnsan alıp da bakıp inceleyemez kolay kolay. Evet. Ancak 10 seneyi göze alman lazım. Çıkıp bunu diyemezsin yani. Tutup da ben hemen 5 dakikada şunlara bakayım. Öyle bir şey yok. Ne zaman okuyacaksın, ne zaman bakacaksın, nasıl karşılaştıracaksın, bir sürü iş çıkıyor. Evet, çok zor bir iş. Ya, yani bunu mahsus yapmışlar ki kimse incelemezsin. Doğru. Kaldı ki bak şimdi Bukhari. Kaç tane demiş? Hadis 9082 tane. Buhari. Ha, kitabını almış. Hı. Kaç tane seçtim diyor? 600 bin hadis içerisinden seçtim diyor. 600 bin tane hadis. Buhari 600 bin hadiste. Evet, kaynaklarda gösteriyorlar. 600 bin. Ayırmış kaça düşmüş? 9 bin mi? 9082 tane. Hı, 9082. 600 bin tane hadis. Bak, bir de ne diyor? Hadisi nasıl seçiyor? İstihare yatıyor. Yıkanıyor, abdest alıyor, yazmıyor. Ondan sonra doğru mu değildir de kitabını alıyor. Yani hocam istihareye bağlı bir din olur mu? Var mı? Ya bu yapmışlar işte. Bak bu 4. sayfaya bir baksana şey hoca. Evet. Ramazan hoca. Evet hocam. Evet. Allah'a danıştığı garantisini veriyor. Bak 4. sayfaya bak. Evet. Bak buradan bak. Buhari hadisleri kitabına yazarken. Evet, kitabına yazarken sahih olmaları konusunda Allah'a danışmış olduğu garantisini de vermektedir. Evet. Bu hususla ilgili olarak şöyle demiştir. Herhangi bir hadisi sahiye dahil etmezden önce yıkanıp iki rekat namaz kılarak Allah'a hadisin sıhhatini Allah'a istiharede bulunup manevi bir işaret aramış, ondan sonra hadisin sıhhatine hükmetmiştir. Bu şekilde sıhhati nazarımda subut bulmayan hiçbir hadisi sahiye almadım der. Ayrıca sahihini 16. yüzyılda 600 bin hadisten seçerek tekrarlarıyla birlikte 9082 hadis yazmıştır. İddiası da vardır. Şöyle bir hesap yaparsak. Çünkü ben muhasebeciyim Ramazan Hoca'yı da hesapladım. Bak ne oluyor. Tamam, ben okuyayım hocam isterseniz izninizle burada. Şöyle bir hesap yaparsak bu sözlerin herhangi bir gerçeği ifade etmediği ortaya çıkar. 600 bin hadis için 600 bin defa yıkandığını ve her bir hadis için iki rekat namaz kıldığını söylemekle böylece 600 bin çarpı 16 365 eşittir 103 kere her gün yıkanmıştır. Ayrıca 600 bin çarpı 2 16 çarpı 365 eşittir 205 rekat namaz kılmıştır. Her rekatı 3 dakikada kılsa 3 çarpı 205 eşittir 605 dakika. Bu da yaklaşık 10 saat demektir. Günde 103 kere yıkanıp 10 saat namaz kıldığını ve bunu 16 sene devam ettirdiğini iddia etmek ciddiyetten uzak bir iddiadır. Zira değil günde 103 kere yıkanmak, hiç uyumasa bile en az saatte 4 defa giyinip soyulması gerekmektedir. Yani bu adam bunu yapması için balık olması lazım. Balık olması lazım. Yani günde 103 kere yıkanması lazım. Buhari'nin bu iddia edildiği gibi yıkandım, istihare için yani, namaz kıldım, 600 bin hadisten ayıkladım. Haşa, bir de Allah'a sordum diyor. Yani Allah'a sordum, tasdik ettirdim, öyle mi? Ya peygamberle Allah arasında Cebrail vardı. Bununla Allah arasında kimse yok. Kimse yok. He, doğrudan soruyor. Sordum diyor, garanti veriyor. 600 bin hadis bunun var. Peki Müslim onun öğrencisi. Evet. Bununki kaç taneydi hadisleri? Müslim, evet. 7275 tane. Bu da 300 bin hadisten seçtim diyor. Evet. Bak, 300 bin hadiste de bu var. 300 bin hadisten seçmiş. Evet. Ebu Davud 500 bin. Yani milyonlarca hadis içerisinde şey yapıyorlar. Kaldı ki bunlar öyle bir ülkenin bir şehrinde bir kişi çıkmış, öbür ülkenin bir şehrinde bir kişi çıkmış, bu hadis olayına girmiş değiller. Bunlar hep hemşeri, aynı çağdaş, birisi öbürünün öğrencisi. Müslim, Bukhari'nin öğrencisi. Tirmizi, evet. Bukhari'nin en meşhur talebesi.
Evet. Yani dost ahbap birbirine bir komplo kurmuşlar veya ben diyorum bu yolların içindeyim, ben çok yıllardır inceliyorum. Bir komplo bunları kullanmış. Yani bunlar bir proje gibi bir şey bir mi? Bir projenin bir parçasıydılar. Bir parçası. He. Hiçbirisinin evine çıkıp bir şey yazmamış, yani araştırmamış. Masa başında yazmışlar. Ve bu iş Kur'an'a çıkmak için, karşı çıkmak için tezgahlanmış bir komplo. Yani diyor. Kur'an'a karşı bir operasyon mu yapılmış? Operasyon yapılmış, yani bellidir. Yani bu üzerinde çok ciddi durulması gereken çok önemli bir konu. Devlet destekleriyle yapılmış. Çünkü hocam bu operasyon olduğu nereden belli? Halihazırda büyük büyük hoca diye geçiren zevatlardan bazıları, ehli sünnet büyük alimleri diye sunulan bazı zevatlardan şöyle laflar işitiyoruz ki bu da proje olduğuna işaret ediyor büyük ölçüde. Diyorlar ki Buhari çökerse İslam çöker, haşa. Fesübhanallah. Peki, şunu diyeyim. Hocam, Buhari çökerse İslam çöker mi bu duruma göre? Onların sistemi çöker. Onların sistemi çöker. Onların uyduruk İslamı, öyle mi hocam? Tabii, uyduruk İslam çöker. Çünkü onlarda bak, ana noktalarından bir tanesi, diyorlar ki, hadis Kur'an'ı iptal eder, nesh eder. Haşa. Ama Kur'an hadisi nesh edemez. Hadis Kur'an'ı nesh eder. Evet, estağfurullah. Evet. Yani onların şey yapamazlar. Yani hadise mi sünnet diyorlar. Sünnet, hadis olmadan sünnet mi oluyormuş? Evet. Yani bunların temel şeyi, hareket noktası Allah'ın vahiyini iptal etmek için hadisi ona silgi olarak kullanmak. Evet. Ya yaptığı şu, bir de samimi olarak diyorlar ki mesela diyenleri vardır, demiyorum hepsi yani art niyetli bazısı amatörce çıkabilir din kaygısıyla. Evet. Efendim ben diyor, yani kendi düşünceme göre görüşüyor, yoksa onun kalbini okuyan falan değil mi ya da bana söylediği falan yok da. Yani hüsnü zanla bakınca diyorsun. He, kendi görüşüme göre onu yorumlamam. Evet. Bunu böyle söylemenin nedeni çıkmaz içinde olduklarından dolayıdır. Evet. Çıkmazları şudur. Kur'an'ı açtığında orada efendim işte akşam namazı 3 rekattır. Farzı. Öğle 4. Yatsı 4 falan öyle. Orada öyle bir sayı yok. Rekat sayıları yok. Ha. Şimdi eğer bu hadis Buhari çökerse bu nasıl izah edecekler? Kaldı ki hiçbir hadiste şey namazının akşam namazının 3 rekat olduğu geçmez. Şöyle bir şey yok. Uygulamadan gelmiş. Evet. Ha, yani öyle bir şey yok. Tevatüren uygulamadan gelmiş. Evet. Ha. Ondan sonra biz zekatı nasıl vereceğiz? Orada çıkmazları var. Haccı nasıl yapacağız? Orada bir çıkmazları var. Peki bu konudanlara ben bir soru yönelttim. Video yaptım. Hala videomu yayınladım YouTube'da. Dedim ki tamam siz diyorsunuz mesela öğlen 4, akşam 3 falan bunları sayıyorsunuz. Ben sizden demiyorum şunu yanlış yaptınız veya doğru yaptınız. Ben fetva istiyorum. Diyanet camiası olarak ve bu işlere uzman olanlara da. Şimdi de aynı fetvayı istiyorum. Şu an aynı fetvayı diyanete istiyorsun, soruyorsun. He, evet, buyur hocam, sor. Bilgisine güvenen, tabii Kur'an'a dayalı, İslam'a dayalı olarak bana fetvasını açıklasın. Bileyim, ona göre uygulayayım. Güzel. Çünkü öleceğim gideceğim hesabı. Evet. Ha. Ben şimdi genelde, yani bazı istisnası olabilir, fazla ya noksan olabilir, genelde ben namazlarımı 7 rekat kılarım. Ve 2 rekatta bir oturmam. Sağlığım müsait, ben peş peşe kılarım. Evet. Şimdi fetvam istemem şudur. Ve samimi olarak da diyorum ki onlara soruyorum. Evet. Madem ki güveniyorlar bilgilerine. Evet. Şimdi bu benim, diyelim ki akşam namazı 7 rekat kılmam geçerli mi değil mi İslam'a göre? Yani Allah-u Teala bu namazımı kabul eder mi etmez mi? İslami fıkha göre. Akşam namazımın 7 rekat kılıyorum ben. 7 rekat kılınması geçerli midir değil midir? Heh. Bunu bir jürisi çıksın bana söylesin. Eğer yok diyorsa neye göre yok? Kanaat olarak değil tabi. Bana belge gösterecek. Yani diyecek bak bu şuna göre olmuyor. Ama geçerliyse o zaman şu silah gibi çektiğiniz 3 rekat davası bize karşında kullanıyoruz. Dinimize karşı. Madem 7 rekat oluyorsa o zaman 4 rekat hikayesi nedir? Evet. Buradan biz... Matemi anladın mı? Anladım. Şimdi hocam ben tekrarlıyorum. Eğer eksiğim varsa düzeltin. Hı. Buradan Sayın
Fereç Hüdür Hocam, Diyanet'te bir fetva soruyor. Herkesten, bu Diyanet camiasından. Diyanet camiasından öncelikle. Hoca da olabilir. Diğer ilahiyatçılar olabilir. Kim olursa. Herkesten, yani İslami ilimlerle, İslam'la uğraşan, fetva veren, herkese bir soru soruyor, bir fetva istiyor. Diyor ki. Fetvası yanlış olması halinde de kusura bakma. Evet. Abi onunla burada tartışmaya da hazırım. Tamam. Yani Fereç Hocam diyor ki, ben akşam namazını 7 rekat kılıyorum. Acaba bu 7 rekat kıldığım namazım geçerli midir, geçersiz midir? Ama lütfen bunu bana delilli bir şekilde fetva verirseniz memnun olurum diyor, değil mi hocam? Tabii, ben hakikaten böyle uyguluyorum, çocuklara da böyle öğrettim. Evet. Acaba ben yanlış mı uyguluyorum yanlış acaba? Yanlış mı uyguluyorum acaba? Bana bir, madem ki görevleri, marangoz kapı yapar, pencere yapar, bunlar din öğretiyorlar, bana da öğretsinler. Hocam, marangoz kapı yapar, pencere yapar da bunlar din mi yapıyorlar? Hayır, ben samimiyle söylüyorum, öğretmenlik yapsınlar bana. Tamam, yani eleştirmeyeyim o yönden. Tamam hocam. Ondan sonra bir şey daha. Buyur hocam. Allah Teala diyor Kur'an'da, hac bilinen aylardadır. Doğru mu? Evet. İtalya nasıl bir güne indiriyorlar bunu? Evet. Arafat gecesi günü, yani hatta Kabe'yi de dışlıyorlar, diyorlar hac Arafat'tır. Yani Arafat dağına çıktığında haccın tamamdır. Evet. Ama Allah Teala Kur'an'da diyor, Allah'ın insanlarına farzı yani şey Hac-ı Beyt, yani Kabe'nin ziyaret edilmesidir diyor. Evet. Allah Kur'an-ı Kerim'de hac bilinen aylardır diyor. Ha, bunlar nasıl bir güne indiriyorlar? Bunlar nasıl bir güne bunu indiriyorlar? Ve gidiyorlar orada, millet birbirini çiğniyor. Onun hesabını, vebalini kim çekecek? Orada izdihamdan yüzlerce kişi ölüyor. Evet. Ya. Hatta bir şey daha var hocam burada. Ben de ilaveten ben de onu söyleyeyim. Mesela şu an gerçi siyasi konumunu düşünürüz. O ayrıca konuşacağız da izleyicilerimizin bir kısmı belki şöyle diyebilir. Siz kalkmışsınız, haccın şeyini konuşuyorsunuz. Şu anda Kabe imamı konuşmuyorum. Yok. Hayır, Kabe imamı İsrail'le savaşmak caiz değildir diye fetva vermiş vesaire vesaire. Ama soruyoruz burada Türkiye'den ve birçok İslam ülkesinden kontenjan dolayısıyla, yani belirli bir kontenjan uygulanıyor. Gitmek isteyen herkes gidemiyor hacca. Değil mi hocam? Evet. Dolayısıyla eğer Allah'ın dediği olmuş olsaydı, hac bilinen aylarda olsaydı, yani Kur'an'a uymuş olsaydı, bu bilinen aylarda demek ki birkaç kez hac yapılabilirdi. Ya 4 ay. 4 ay boyunca rahat rahat 5-6 hac yapılabilir. Bir şey daha. Diyelim ki dünyada şu anda 7 milyardan fazla insan var. Evet. 5 milyarı yetişkin Müslüman olmuşlar, hacca gidecekler. Evet. 4 ay yetmeyebilir. Organize etmeleri lazım. Evet. Nasıl fasıl diyor, Allah-u Teala demiyor zengin sağlığı diyor, yolu bilen gitsin diyor. Yol kapalıysa, orada yer yoksa, yani sorumluluk yok ki. Evet, doğru, yol bulabilen, doğru. Yol bulabilen gitsin diyor. Vize alamayan ben düşüyor o zaman. Varsa. Doğru, doğru. Ondan sonra bir şey tertip daha lale yok. Bayan erkek nasıl orada şey yapıyorlar, karma? Karışık. Presli. Evet. Haşa. Yani camide öyle bir şey oluyor mu? Yok. Saflarda. Yok. Niye orada oluyor? Kabe'nin etrafında. Neden oluyor hocam? Neden oluyor? Cahillikte neden olacak? Yani düzgün bir organize olsa. Organize yok. O kadar sıkışıklık olmaz. Böyle yol kapalı baskı yapıyorlar. Evet. Yol bulabilen gitsin diyor. Kaldı ki yolu bir güne de tıkamışlar. Yani evet. Allah'ın verdiği ruhsatı şey yapmamışlar. Çünkü 4 ay olsa zaten sıkışıklık olmaz. 7 milyardan 5 milyon Müslüman olup da gideceği pek beklenen bir şey değil şu anda. Yani gerçi Allah ederse eder de, yani öyle bir şey gözetmiyoruz. Evet hocam. Ve şu Kur'an dışı oluşumların eleştiri ve Kur'an'a... Dur, oraya gelmeyelim. Dur, bunu şunu bitirelim bir dakika. Bir konu okuyacaktım. Ha, buyur. Bu birlik beraberlikle alakalı bir konu. He. İzniniz olursa bunu okuyayım. Rica ederim. Bu çok önemli. Çünkü benim için. Çünkü programın başında dedik ya, birlik beraberlik olması gerekiyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın da Kur'an-ı Kerim'de toptan Allah'ın ipine sarılın, ayrılmayın. Burada hocam sayfa 127'de demiştiniz ki, İslam'da birlik, beraberlik olacaksa bu emri vakilerle, Kur'an'la ilgisi olmayan boş tehdit ve korkutmalarla değil de Kur'an'da
bildirildiği şekliyle peygamberimizi örnek alarak biat ve şura yoluyla olmalıdır. Bunun olabilmesi için de Kur'an'ı tek kaynak ve tek rehber olarak kabul etmekten başka bir yol yoktur. Yani Müslümanların birleşmesi için Kur'an'ı tek kaynak ve tek rehber olarak kabul etmekten başka bir yol yoktur. Bunun için de atalar dini şeklinde ortaya konan rivayetlerin Kur'an'a rakip imam olarak ortaya konmaması gerekir. Eğer Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna samimi olarak inanıyorlarsa, bütün mezheplerin atalarından devraldıkları rivayetleri Kur'an ışığında inceleyip uymayanları dışlamaları, uydurmaya çalışmak için de yersiz tevillere girişmemeleri ve batini manalarla referans vermemeleri gerekir. Rivayetlere dayalı mezheplerin rivayetleri çelişkilerle dolu olduğu gibi Kur'an'a uymayan, Kur'an'a karşıt birçok hususlar da ihtiva etmektedirler. Bu rivayetlerden değil din oluşturmak, kargaşadan ve çelişkilerden başka bir şey elde edilemez. Bütün bunların sonucunda mezhepler arasında düşmanlık ve menfi rekabet, her kafadan ayrı bir sesin oluştuğu bir inanç parçalanması ile Kur'an ölçüsüne göre kabulü mümkün olmayan şöylece bir manzara oluştu. 1. Seçilmiş devlet başkanı yerine babadan oğula devreden kraliyetler. 2. Kur'an yerine rivayetler, keyfi, şahıs sözleri, felsefi görüşler ve tağuti uygulamalar. 3. İslam birliği yerine mezhepler ve fırkalar. 4. Mescit yerine tekke ve zaviyeler. 5. Açık Kur'an öğretisi yerine batıni öğreti. 6. İslam ümmetçiliği yerine ırkçılık. 7. Takva ile üstünlük yerine soy sop üstünlüğü. 8. Namaz yerine sema, raks ve çalgı aletleri ya da bazı zikir ayinleri. Kabe yerine türbelerin tavaf edilmesi. 10. Allah'a iman ve Allah'ın birliği yerine kutup, gavs, kırklar, yediler, evtat vesaire telakki edilen kimseler. 11. Zekat ve sadakalar yerine sofistlere vakıf tahsisi ve mali destek. 12. Helal ticari kazanç yerine faizcilik ve kara borsacılık. 13. Aktif, adaletli ve çalışkan toplum yerine hak gözetmeyen, pasif ve tembel toplum. 14. Yaratılış ve yarattıklar üzerine açık ve müspet düşünen toplum yerine düşünceden kaçan, akletmeyen, boş hayaller kuran fertler toplumu. 15. Meşru müdafaa yerine kurulu, af ve barışa teşvik eden İslam, cihatı yerine haksız saldırılar ve çapulculuk. 16. Allah'ın korumasını isteme yerine nazarlıklar, muskalar, kullardan vesaire medet ve koruma ummak. 17. Allah'a istiane yerine kullara istiane. 18. Peygamber yerine rivayet imamları, Mehdi iddiaları, şu kadar sürede şahıs geldi veya İsa peygamber gelecek vesaire gibisinden insanların kurtuluş için Kur'an'a umut besleme morallerini kırma amaçlı iddialar. Allah'ın tevhidi birliği yerine kulların ilahlık iddiaları. Aklı önemseme ve kullanma yerine aklı küçümseme ve reddetme. 12. Gayba iman yerine gayb konusunda keyfi iddialar ve falcılık. 22. Açık ve adil ilahi adalet yerine zorbaların ve diktatör yöneticilerin tağuti ve keyfi kararları. Bu gibi kimselerden uzak durulması gerektiği hususunda Kur'an'dan mealen bir ayet. Dinlerini parça parça edip grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır ve Allah da onlara yaptıklarını haber verecektir. Enam suresi 159. Yine
yalnız ona yönelin ve yalnız ondan korkun. Namazı kılın ve Allah'a ortak koşanlardan olmayın. O ortak koşanlardan olmayın ki onlar dinlerini parça parçaladılar ve bölük bölük oldular. Her hizip parti kendi yanındakiyle sevinip övünmektedir. Rum suresi 31-32. Kafirlere boyun eğme ve bu Kur'an'la onlara karşı büyük bir cihat et. Furkan suresi 52. ayet. Evet hocam, bu iki sayfayı okudum. Değerli izleyicilerimizden hakkını helal etmelerini istedim. Çünkü gerçekten çok ilgimi çeken, çok vurucu bir 22 madde sıralamışsınız hocam. Evet. Yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık. Hakikaten Kur'an'dan sapıldığı zaman hep böyle ters vaziyetler, ters durumlar oluşuyor. Paramparça olunuyor. Bunları az önce de bahsettiğiniz gibi hocam, Kur'an'a alternatifler, yani adeta bir alternatif bunlar. Yani. Evet, aynen öyle. Bu projelerin projenin bir parçası evet. Bunlar. Heh. Hocam buradan devam edelim yine. Evet, devam edelim. Şimdi şeylerde, bu hadis imamlarında durum bu. Evet. Yani birisi öbürün dostu, akrabası, hemşerisi aynı coğrafyada. Evet. Ve dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de hiçbirisinin Arap olmaması. Bu da ilginç. Evet. Yani ben Araplığı övmek için söylemiyorum. Ebu Cehil de Arap'tır. Onu demiyorum. Ebu Cehil de Arap'tır. Ha, Muhammed de Arap'tır. Yani evet. Takvaya bağlı bir şeydir İslamiyetler. Evet. Konu o değil. Yalnız İslam coğrafyasındaki, yani çıkış yerindeki bilgi kaynağından uzaktırlar. Evet, güzel. Evet. Bu bakımdan mantıksızdır yani. Bunlar böyle mi? Mezhep imamları da aynı. Evet. Dört mezhep imamı da ona da Arap değil. Hiçbir Arap değildi. Yok, burada özür. Bak, yediden aç bak. Şafii kimdir? Hanbel kimdir? Yani kaynaklarda evet. Bunlar var. Evet. 7-8 bunlar hepsi göstermiş yani. Evet. Hiçbirisi Arap değil. Evet. Evet. Yani bunlar mesela söyle diyelim. İlginçtir. Evet. İmam-ı Şafii. Yani bu şeylerde kölelik yerinden Kureyşli sayılmıştır. Evet. Tamam mı? Yemen'de doğduğu söylenen vardı. Kureyş kabilesinin olmadığı halde kölelik yönden Kureyş sayılmıştır. Yani ziraat ise Ebu Leheb'in kölesiymiş. Evet. İşte Araplarda köle dahi kabile içindeyse koruma alışıcı da o kendilerine sayıyorlardı. Ama bunun da sayılması Arap olması yönünde değil, kölelik yönünden. Şimdi şunu konu etmek istiyorum. Evet. Bir köle fırsat bulur mu ki mezhep imamı haline gelmeyi? Eğitim görecek, turgi toplayacak. Tabii ki. Çok zor. Mümkün değil. Mümkün değil. Efendisi yok. Bırakır mı yani gidip de efendim ilim, tahsil bilmem ne de mezhep imamı olacak. Yani bunlar çoğu birer sepet. Başkaları yazıyor, sepetten koyuyor, diyor abi onundur. Evet. Yani, proje yani. Tabii projenin maşaları. Yani tutup adamlar külliyatı koyuyorlar. Evet. Sen diyorlar İmam-ı Şafii'sin falansın, şusun, busun. Ya ben kanaatim böyledir. Gerçeği evet. Allah bilir. Allah bilir. Ha. Çıkarıyorlar piyasaya. Maksat yani şeye karşı, Kur'an'a karşı kalkan oluşturmak. Şimdi Kur'an çok ciddi bir şey ama yani maksat Kur'an'a karşı bir kalkan oluşturmak. Tabii. Yani hocam şu mu? Kur'an'a karşı bir koruma kalkanı. Kendilerine için. Kendileri için. Şimdi Allah-u Teala Kur'an'da bir yaşam biçimi öneriyor. Evet. Şart koşuyor. Evet. Şunu yapsan iyidir, şunu yapsan kötüdür. Evet. Şunu yapsan razı olmam, şunu yapsan razı olurum diye biz çok şeyler var Kur'an'da. Evet. Bunlar ise yaşam biçimi buna uymuyor. Mesela şöyle bir tanesi diyeyim. Somut olsun. Babadan oğula saltanat. Hani nerede bi'atu, nerede şura? Belki hani sultan çok iyi de belki oğlu şeydir, psikopattır. Nasıl başa geçsin? Ya da adam ölüyor, 6 yaşındaki oğlu geçiyor tahta. Evet.
Yani bunlar yaşam biçimlerine göre, eğer Kur'an'ı, eğer mesela biat-ı şurayı kabul edecek olsalar oğlunu şey yapamaz yani, tahta geçiremez. İşlerine gelmiyor. Evet. Efendim saldırı olmadan İslam'da kimseye saldırı yoktur. Ebu Fetih adı altında nasıl oraya buraya vuracak? Evet. Yani bunları yani daha birçok içki içmek istiyor. Hadislerde ne var? Kim la ilahe illallah demişse cennete girecek. Ne yaparsa yapsın. Evet. Ya yazmışlar diyor. Hadisten şimdi oraya gelsek okuyacağım yerine evet. Şimdi böyle hocam, bu Kur'an'a karşı proje dediniz ya hocam. Evet. Şu mesela Fetöizm'den 19. sayfada İngiliz projesi diye bir bölüm var 19. sayfada. Evet. Buradan kısa bir paragraf okuyacağım. Evet. 1845 yılında William Evarts diyor ki bu Kur'an avam kamerasında konuşma yapıyor. He he, elinden almasanız diyor bir şey. Avam kamerasında sömürgeler bakanı bu William Evarts. Diyor ki bu Kur'an Müslümanların elinde bulunduğu müddetçe biz onlara hakiki hakim olamayız. Ne yapıp edip bu Kur'an'ı sükut ettirip ortadan kaldırmalıyız. Yahut da Müslümanları ondan soğutmalıyız, uzaklaştırmalıyız mealindeki sözlerinin sahibi olup bu sözleri avam kamerasında Sömürgeler Bakanı olarak sarf etmiştir diyor. Evet. Kitabın devamında da maalesef Müslümanların birçoğu da bu projeye bilerek ya da bilmeyerek alet oluyorlar. Kur'an'ı ölülere okuyorlar, anlamadan okuyorlar, sevap, bonus kazanmak için okuyorlar ama doğru yola gitmek, özgürlüklerini kazanmak, gerçek dinlerine sadece Allah'a kul olmak için okumuyorlar maalesef. Şimdi bahsettiğiniz Kur'an'a karşı bir kalkan olucu dediniz ya, ondan dolayı bu aklıma geldi değerli hocam. Evet. Sanki bir benzerlik var. Yani ondan öncesi de böyleydi. Öncesi de evet. Şöyle diyeyim sana. Hadi Araplar Arapça biliyordu. Abbasi, bilmem Emevi falan. Evet. Okula giden okuma yazma. Gerçi çoğu okuma yazma bilmiyordu. Evet. Kur'an'ı okuyup şey yapabilirdi yani Arapçadan. Kendi dilinden okuyabilirdi. Okuyabilirdi evet. Ama 600 sene imparatorluk içinde tek bir mahal yok. 600 sene Osmanlı İmparatorluğu'nda tek bir meal yok. Bir tane Türkçe meal yok. Yok. Niye abi bunun şeyine zorluğu nedir yani? Bir tek yani halk bunu alsın öğrensin diye bir olay yok. Yani o zaman bu projeye devam mı? Yok, proje harici bunlar. Saltanatın devamı için. Yani yalnız hepsi bir dakika hocam. Yani Kur'an meali olmasın ki saltanat devam etsin diye mi yapılmış? Hem saltanat hem kendi kıstasları yani Kur'an saltanata karşı mı hocam? Öyle diyeyim. Saltanat şöyle yani, şimdi eğer Allah tayin etmişse olur. Evet. Allah bir şahsi vahiyle belirtip de demişse budur. Evet. Odur. Eğer belirtmemişse ancak biat ve biata ve bağlı şurayla seçim. Şura olacak. Şurada seçim demektir. Tabii. Evet. Çünkü mesela Kur'an'da geçer peygamberleri ben İsrail diyor ki Allah Talut'u size melik olarak seçti. Allah'ın evet. Seçmesi ayrı bir şeydir. Evet. İşi bitir yani diyorlar biz ondan daha maddi varlık sahibiyiz, daha güçlüyüz. Nasıl melik olur? Diyor onu bünyede o şeyde kabiliyetlerde arttırmış ve onu seçmiş. O zaman uymak lazım. Evet. Yoksa tutup da ondan ötesi efendim ben başa geçmişim bu falan kes olsun benim oğlum olsun diye bir şey yok yani bizde. Öyle bir şey yok. He. Hocam bir iki soru bakalım mı? Tabii. WhatsApp'tan. Her soru soran varsa bir bakalım. WhatsApp mesajlarından bir iki soru okuyalım. Bir izleyicimiz Mekke'de oteller zinciri sahibi peygamber torunu bir seyit sarayında tonlarca altın kullanmış. Kapılar, musluklar, klozetler, koltuk, halı, perdeler kadar her şey altından yapılmış. Bir hocamıza bu durumu sorduğumda 1/40 zekatını verdikten sonra hiçbir mahsuru yok. Keşke bütün Müslümanlar bu şekilde zengin olsa diye cevap verdi. Mevlana demiş, mal suya kalp ise gemiye benzer. Gemi içine su almadıkça denizdeki suyun zararı yoktur diyor.
dünyada her 3,5 saniyede bir kişi açlıktan ölürken Müslümanların lüks ve şatafat içinde olması ne derece doğrudur demiş. Bir izleyicimiz, evet, bir başka izleyicimiz. Bayağı şey yapmış da baştan başlayalım dedik ama. Evet. Bir dakika bakalım. Mezhepler neden oluşmuş? Neden olmuş? Mezhepsiz ibadet oluyor mu? Teşekkürler demiş Mete Özgüven. Demin anlattık ya. Evet hocam, hatta soru sordu. Soru fetva istedi. Ben 7 rekat akşam namazını kılıyorum. Diyanete ve bütün hocalara açık bir sorudur. Evet. Fetva istiyorum ama bir şartla, mutlaka kaynağı olsun değil mi hocam? Öyle tabii, kendi kafasından sallarsa ben de kafamdan sallarım yani. Değil mi? Sallamam da maksat yani mantığı söylemek için. Evet, çok güzel. Yani olmaz öyle. İyi akşamlar Ramazan hocam. İlgiyle izlediğim bir program yapıyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Hocam, Kur'an'ı okurken Bakara suresi 203. ayetinde Allah'ı sayılı günlerde anın diyor. Ne demek istenmiş? Birazcık açarsanız çok mutlu olurum. Hayırlı programı diliyorum. Almanya'dan Emine Pektaşlı. Yüzleşme programınızı ve diğer aydınlatıcı sorguluyorum vesaire programlarınızı severek izliyoruz. Konya'dan selamlar Adnan demiş. Hayırlı akşamlar Ramazan Bey. Sizi ve konuğunuzu selamlıyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Tır şoförü Ali. Evet hocam, tır şoförleri de izliyor bizi. Biz de buradan selamlıyoruz. Evet. Bir başka izleyicimiz. İyi akşamlar Ramazan Bey. Muhkem ve müteşabihi ayeti açıklar mısınız? Hocam biraz açıkladı gerçi ama Fahrettin Beşiktepe, iyi geceler diliyorum. Hocam bu ülkede hala iyi ki okumamışım diyen hocalar var. Gerçi hoca kendini hoca görüyor da ama okumuşların yaptığı uçağı, telefonu, bütün teknoloji kullanıyor, teknolojileri kullanıyor. Bu nasıl oluyor hocam? İyi geceler diliyorum. Ramazan hocam iyi geceler diliyorum. Ben İslamiyet'i yaşamam için illaki hadise, rivayette ve bugünkü yapılan sünnete uymasam ben Müslüman olamıyor muyum? Demiş. Peki ben girebilir miyim burada? Tabii tabii, buyur hocam. Şimdi arkadaşın sorduğu soru şu. Evet. Yani hadis ve sünneti konu ediyor. Evet. Şimdi hadis ve sünnet bağlamında ehl-i sünnet tek okul değil ki. Şiiler de var, Vahabiler de var. Hepsinin elinde külliyatları var. Evet. Şimdi şöyle bir düşündürmek için bir soru sorayım. Buyur hocam. Uygulayacağı ikisinden bir tanesidir. Çünkü birbirini tekfir ediyorlar. Üçünden evet. Bir tanesidir. Bu seçeneği yaparken, yani ehl-i sünnette hadisleri geçerli, öbürlerinden bir mezhepten vazgeçerken hangi ölçüyü kullanıyor? Onu yani kendisi düşünsün. Evet. Yani karar verdiğinde ben ehl-i sünnetin hadis külliyatını kendime beraber edineceğim ve bunu uygulayacağım dediğinde, şu şiilenki şöyle bir dursun bu olmaz dediğinde veya tersi Şii bu dediğinde şiilenki uygulayacağım, ehl-i sünnetin böyle dursun veya tevahhabi hangi kıstası kullanıyor? Yani dinde sonsuz bir gelecekten bahsediyoruz öldükten sonra. Biz buradan gideceğiz. Evet. Bu işin güvencesi nedir? Evet. Yani nasıl bir güvence ortaya koyuyor? Yani kendim bir şey ölçeceğim zaman elimde güvenilir bir metre varsa ölçerim, der ki bu kadar metredir. Evet. Yani bir değer yargısı olması lazım. Bir ölçümüz olması tabii lazım. Tabii değer yargısı. O değer yargısı olmadan olmaz ki. Yani burada hocam... Ya paradigması mı? Nasıl diyor son zamanda öyle bir kelime paradigması olması lazım. Yani bu paradigmayı nasıl tespit ediyor? Evet. Yani neye göre karar veriyorlar? Bunu gerçekten soralım buradan. Hem ehli sünnete hem herkese, Şia'ya hem Vahabilere soruyoruz buradan. Kendi elinizdeki kaynaklar aslında hocam bu
kalem süresindeki o müthiş yani ayetler, bunları söylerken de amacımız geliyor. Ramazan Hoca sözü. Amacımız birleştirmek. Evet, kesinlikle oldu, yani yoksa birisilerin yüzüne oturmuş deriz buraya. Tabii. Yani yoksa İslami burada, birliği sağlamak, yani dinde tabii. birlik sağlamak için bunları şimdi mesela için. Hocam şu kolay bir tarafı işin. Hı. Ya Şiiler kafir, Vahabiler sapık, bilmem neler, bilmem ne. Bir şey kazandırmıyor en kolayı, ki. En kolayı değil mi? Kolay ki birileri bunu yapıyor. Biz böyle diyemiyoruz. Yok. Diyemeyiz. Biz diyoruz ki Şiiler de Müslüman, Sünniler de Müslüman, Vahabiler de Müslüman. İyi ama niye cahil kalıyorsunuz? Niye birbirinizle savaşıyorsunuz? Birbirimizle niye savaşıyoruz? İşte cahilde Müslüman olmaz ki. Neresi? Meşhur birisi Müslüman değil. Eğer ki Kur'an'a tek yapışmasalar... İddiası o diyorum. Ya iddia. Hiçbirisi tek elden Kur'an'a yapışmasa Müslümanlık diye bir şey dedim ya. Bütün hadisler kamerayla çekmişiz. Peygamber ne söylemişse. Hepsini kayda almışız. Evet. Eğer de ki bu Kur'an yetersizdir. Bunlar olmadan olmaz diye. Bu iş bu adam sonsuz cehenneme gider yani kafirdir. Ben inancıma göre böyledir. Evet. Çünkü Allah'a dini has kılmış olmuyor. Evet. İkincisi Kur'an'ı yeterli görmüyor. Yani Kur'an'ın herhangi bir ayetini inkar yani etmiş noksan olsa. Görüyor. Noksan görürse. Ya şöyle diyeyim sana bak çok basittir. Evet. O devirdeyiz bu teknoloji var. Birisi o videoları aldı, hakikaten baktı, uyguluyor. Kur'an'ı da yani o devirde giderken peygamberimizin yaşadığı dönemde velev ki şu kameralar var ve peygamberimizin her sözünü kameraya almış. Balta aldık yani kaydettik. O da hard diskine doldurmuş, istediği zaman bakıyor. Evet. Tamam. Ondan istifade ediyor. Evet. Peki çölde veya Afrika'nın bilmem hangi ormanında veya tuktukta yaşayan bir kimse o teknoloji hatta elektriği bile yok. Evet. Kur'an eline almış. Evet. O videolar olmadan da İslam olmadığına göre o zaman onun dini noksan mı? Evet. Dini tam olan tekfir ediyor. Tekfir ediyor. Elinde kitap edersiniz. Tabii. O zaman onu yetersiz bir din sahibi tanımlama hakkını nereden elde ediyor? Bu hadis olayında öyledir. Ya diyor ki bu hadisler olmazsa Kur'an ihtiyacımızı din açısından karşılamaz diyor. Evet. O zaman Allah-u Teala bize şey mi yaptı? 90 bin kitap gönderdi. Peygamberin öğretisi geçerli. Allah öğretmenlik yapamıyor. Halbuki Allah öğretmendir. Evet. Allemel insane mele ya'lem. Öğretmenlikti bu. Talim. Evet. Hocam bir ilahiyatçı şöyle diyor ama bu konuda. Diyor ki size diyor alışıla gelmiş Ehl-i Sünnet inancınıza aykırı bir konuyu iddia edip de bununla ilgili 500 ayet getirseler gene kabul etmeyin diyor. Müslüman değil, bir sorun yok. Olabilir. Çünkü herkesin kendisi... Yani bunu söyleyen Müslüman değil o zaman değil mi? Değil. Çünkü 500 ayet getirseler yani, değil, asla kabul etme diyor. Ayet bir tanesi retse bizim inancımıza göre kafir olur. Ha, sen diyorsun 500 değil, bir ayeti daha inkar etse bir kelime. Bir kelimeyi bile. Bir kelime, bir ayetten çıkarsa bu kelimeyi ben bu ayette beğenmiyorum dese çıkarsa kafir olur. Bizim evet. inancımızda böyledir yani. Ne demek 500 tane reddederim? Bunu bir ilahiyatçı söylüyor hocam ya. Ya ilahiyatçı ama şimdi dedim neyin, ya. Neyin ilahiyatçısı bu hocam? Hayır şeyin ilahiyatçısı. Şeytanın herkesin mı? Herkesin kendisine projeleri göre bunlar hocam. Kabul değerleri var. O onun kabul değerlerine uyuyor. Evet. Bizim kabul değerlerimize uymuyor. Olay burada. Zaten parçalanma oradan oluyor. Evet. Yani Allah peygamberleri göndermiş, bizi de göndermiş. Cenneti gördün mü hiç? Yok. Yok görmedim hocam. Cehennemi de görmedik. Yok. Onun cennet olacağını göz görmesi de bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Neye güvenerek? Kur'an içindeki bilgiye güvenerek. Tabii kayba iman etmişiz. Kur'an'daki i̇şte değer ölçüsü. Değer ölçüsü. Hayır. Değer ölçüsü Kur'an. Bizim terazimizde Kur'an geçiyor mu geçmiyor? Yani yeterli mi değil mi? Tartıyorum. Yeterli tabii ki yeterli. He. Onda şüphe yok. Ya, dünya anlatmak için söylüyorum. Ramazan Hoca. Okuyorum Kur'an'ı ha. Bu benim değer ölçülerime göre Allah kelamı olur mu? Olur diyorum evet. ve iman ediyorum. Peygamber de aynı şekilde sorumlu diyor. Emenen Resul diyor. Evet. Yani Allah'ın kitaplarına, meleklerine ayeti. Ha. Bir araya gidelim. Değerli hocam. Yaklar. Aradan sonra devam edeceğiz. Tamam. Değerli izleyenler kısa bir aradan sonra programımız kaldığı yerden yüzleşmeye devam edeceğiz.
Değerli izleyenler, kısa bir aradan sonra yüzleşme bütün hızıyla devam ediyor. Değerli hocam Ferhat Şüdür ile birlikteyiz. Araştırmacı, bu konuda ızdırapları olan. Değerli hocamla çok kritik şeyler konuşuyoruz. Hadislerle ilgili. Hadislerin Kur'an'a arzı. Ayrıca bazı oluşumların yine Kur'an'a arzı. Bu oluşumlar işte Vahabilik, Şiilik, tasavvuf vesaire. Tasavvufa da geleceğiz tabi. Bunu evet. da Kur'an'a arz edeceğiz. Ben bu arada birkaç soru daha, birkaç mesaj okuyayım. İzleyicilerimizden gelen. İyi yayınlar dilerim. Manisa'dan Sedat Kaya. Hocam, Milli Piyango hakkında ne düşünüyorsunuz? Milli Piyango bileti almak haram mıdır? Demiş. Hocam kısa bir cevap verebilirsen. Baba, kumar olduğu belli değil mi? Sana komşudaki çocuğa sorsa da. Evet, tabii ki kesinlikle haramdır. Evet. Ramazan hocam, size ve konuğunuza Allah'ın selamı üzerinize olsun. Süper geçiyor. Dinlemekten feyiz alıyoruz. Danimarka'dan sevgiler Fikret Bey. Biz de buradan Danimarka'dan Fikret Bey'i selamlıyoruz. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Almanya'dan. Sayın Ramazan hocam, size ve konuğunuza hayırlı yayınlar. Sizin programınızı yine ilgiyle izliyorum. Bu insanlar Allah'ın Kur'an'ını mealinden okumaları lazım, okuduğunu anlamaları lazım. Baksınlar Allah ne diyor. Kur'an bize yeter. Almanya'dan selamlar, Şengül Çelik. Biz de buradan Almanya'da selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz Şengül kardeşimize. Ramazan hocam, hayırlı geceler. Programınızı severek izliyorum. Diyanet'in 9 yaşındaki çocukla evlenilebilir hazin fetvasını konuğunuza sorar mısınız? Teşekkürler. Hocam sordum. Buyur. Diyanet'in bir fetvası var. Ne diyor fetvada? 9 yaşındaki kız çocuğuyla evlenilebilirmiş. Şimdi 9 yaşındaki kız çocuğuyla bak, kelimeyi tekrarla, çocuk diyorsun değil mi? Evet. Allah-u Teala ne diyor? Bayanlarla evlenebilirsin Nisa. Evet. Demek ki ölmüyor. Şimdi bizde ölçü şöyledir İslamiyet'te. Allah-u Teala bu konuda yetimleri baz gösteriyor. En korumasız olanları. Onlar bile. Onlara bile Nisa suresi 6. ayette evlilik çağına geldiği zaman. Geldiği zaman mallarını verin diyor. Mallarını verin. Yani ya. Evlilik şimdi, çağına. Zaten çocuk olmaz. Yani Nisa diyor. Evet. Bayanlarla. Evet. Bir de evlilik çağına geldiklerinde onları deneyin diyor. Ayrıca denenecekler. Eğer mallarını idare edebiliyorlarsa, yani babasından dükkan kalmış, servet kalmış, idare edebiliyorlarsa o zaman evlilik çağına gelmiş oluyorlar. Yani kıstas bu yani hocam. Kıstas bu. Eğer 25 yaşına da gelmişse o malları idare edemiyorsa ona da yine nikah olmaz. Yine evlilik çağına gelmemiş. Olmaz. Çünkü ev bak kurmaya müsait değil. Kendini idare etmekten aciz. Evet. Çünkü İslam'da aile birliği çok önemli. Evet. Aile birliği şöyle önemli, yani sağlıklı nesiller, sağlıklı nesiller gelişmesi için. Evet. Bir de demin öyle cevap verdim, ben hata yaptım galiba ilk defa çıktığım için. Şimdi piyango dedi. Evet. Haram mı diye. Şimdi onunla ilgili Kur'an'da bir örnek var mesela. Evet, buyurun hocam. Çünkü insanların bazı küçük bir para vererek bir para elde etmek istiyor. Evet. 5. sure 100. ayette. Maide surenin 90 mıydı hocam? Maide 100. 100. ayette. Ha. Allah-u Teala diyor de ki, iyi ve temiz olan şeyle kötü olan şey bir olmaz. Evet. Kötünün çokluğu hoşuna gitse bile, yani acep ki, yani hoşuna gitse bile ve tabi seni hayretler içine bilirse ikisi bir değildir. Evet. Ha. Nasıl bu bu itibarla akıl sahipleri Allah'tan korkuyu kurtuluşa eresiniz. Yani evet. Bu piyango olayına benzetiyorum. Adam oraya koymuş 61 milyon. Evet. Televizyonun. 61 milyon. Aynı bu ayette dediği gibi, yani pisliğin çoğu insanlar cazip gelebilir, hayırlar kurdurur. Evet.
Fakat diyor iyi ile kötü bir değildir. Yani o 61 milyon verilmiş olması iyi bir şey oluyor manasında değildir. Diyelim ki bilet kaç parada bilmiyorum ki derim ki 50 lira mıdır? 50 lira verdin 61 milyonu aldın. Peki yarın o milyonlarca insan almayan parasıyla nasıl davranacaksın ahirette? Evet. Ve yine aynı sürenin hocam 90. Evet. ayetinde yani Maide suresinin 90. Evet. ayetinde evet. Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor. Evet. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, putlar yani, fal ve şans okları, şans okları yani şans evet. çekiliyor ya, yani şans size de çıkabilir diyorlar ya. Şeytan işi pisliktir. Birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. O onu konu etmiyor ki Ramazan Hoca. O milli piyangoda kumardan sayılıyor mu sayılmıyor mu onu söylüyor. Ama işte burada kumar diyor ya, pislik diyor işte Allah. Yani, soran arkadaş sanki milli piyango kumar değilmiş gibi soruyor. He anladım hocam. Ama biz burada ayet... Halbuki kumar olduğu belli yani. Evet. Yani o yönden ben evet. onu konu üzerinde durmak istedim. Evet bir başka izleyicimiz diyor ki selam Ramazan hocam. Leküm dinüküm veliye din adlı kitabın yazarı. Rıdvan Sadık hocamızı da bu programda ağırlarsanız halka çok faydalı olur. Faydalı bir sunum yapacağınıza inanıyorum. Uydurulmuş dinden indirilmiş bir dini çok güzel bir şekilde anlatmaya çalışmış yazar. Programa ulaşmasını bilemedim. Bu telefonla iletirseniz sevinirim. Sosyal medyadan bu gibi şeyler bize direkt iletebilirler değerli kardeşlerimiz. Bu arada bir başka izleyicimiz diyor ki birincisi Ebu Bekir, Ömer, Ali asker arkadaşın değil saygıyla hitap etmen gerekir. Ayrıca elinde o insanların Kur'an'a aykırı herhangi bir rivayetleri yoksa tekfir ettiğin insanlar yerine sen kafir olduğunun farkında mısın? Bu kime diyor? Yani Ebu Bekir, Ömer, Ali biz dediysek yani asker arkadaşlara mı denir sadece? Yani siz hep insanları putlaştırmaya alışmışsınız yani. Siz öyle devam edin. Hocama döneceğim. Peygamberler de bu dinin bidayetinde yayılması için hayatını sadece o işe vakfetmiş mübarek insanlara istisna ile yaklaşan birinin namazın rekatlarından önce imanını yenilemesi kanaatindeyim demiş. Siz de bu günahları payınızı alıyorsunuz. Bir dakika o zaman. Demiş. Ramazan Hoca evet. bir dakika. Evet hocam böyle bir... Şimdi burada bize kanaatli nasihat yapıyor. Evet. Yaptığı budur. Evet evet. Biz diyoruz ki biz bu Kur'an'a inanıyoruz. Ayet çıkardı ki bu ayetler ters düştün. Ben başım üstüne koyayım hatamdan döneyim. Hocam bunlar ayetleri kale almıyor mu? O zaman... ayet yok bunlarda. Yani bu yazan seyircimizde ayetten bahsetmiyor. Ata dilinden bahsediyor. Sorular mı olacak ona? Yani amacı nedir? Yani hangi mezheptendir, hangi dindendir? Bak Müslüman da değildir. Yani isim olarak. Evet. Neresidir? İsmi de yazmamış değerli hocam. Tamam. Yani biz demiyoruz şimdi her bilen üstünde bir bilen var. Yani evet. benden daha fazla bilen çıkabilir. Yani kendi şahsını söyleyerek hı hı. başkasını... Kur'an'da geçiyor. Her bilen üstünde bir bilen var. Kuluz. Hata yapabiliriz. Hiç kimseyi şimdiye kadar kendime çağırmadım. Diyorum arkadaş bak bu Kur'an olmadan olmaz. Alef'inde git oku. Evet. Sen beni gördün de ben seni gördüm. Ben dedim yapmak zorunda değilsin. Al Kur'an'ı eline git evinde bunu oku uygula. Evet. Bilmiyorsan da doğru bir mealden oku. O da olur. Yani evet. bunu söylüyoruz. Biz kimseyi kendimize çağırmıyoruz. Zaten mezheplerde de olay budur. Bir mezhep öbürünü çağırsa o da diyecek ki sen bana gel. Evet. Öbürü diyecek yok sen bana gel. Hiçbir zaman bağdaşmazlar. Evet. Ama eline Kur'an alıp da onu uygularsa o zaman iman ederlerse hepsi beraber yapışsalar o zaman birlik olur. Biz kimseyi kendimiz şahsımıza çağırmıyoruz ki. Şimdi hocam zaten... Abi tamamlayayım. Buyur. Rica ederim. Buyur hocam tabii. Kimse kendimize çağırmıyoruz. Yani herkes kendisi kendi evinde Kur'an'ı okuyup öğrenme çabasına girmesi lazım. Eğer ki Müslümansa öğrendiği kadar istifade eder. Hepimiz aynı şekilde anlamayabiliriz de birimiz birimizden daha iyi anlayabilir. Evet. Yani ben okudum. Allah Teala ne kadar kısmet etti diyelim ki şu kadar bana bilgi nasip etti. Sen okudun, beni açtın. Gerek ki eğer fırsat varsa bana istifade ettir.
Ve de gerek ki benim öğrendiğim de bana yeterli gelmiş olur. Çünkü herkes Müslüman olduğu zaman evet. Kur'an'da Müslüman olduğunu tanımlayacak yeterli bir bilgi seviyesi olması lazım. Öyle Allah birdir, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulü deyip Müslüman değil. Bir bilgi de bu mesajdır. Gelmiş Allah-u Teala sana mesaj göndermiş. Yeterlilik seviyesinde bilmen lazım. Evet. Yani tevhid nedir? Fazla nedir? Haram nedir? Helal nedir? Bunları bilmen lazım. Ayet ezberleme gerekmiyor ama bunları bilmek lazım. Evet. Birisine de tebliğ yaptığın zaman, uyardığın zaman delilini ortaya getir. Belki ben veya başkası yanılabiliriz ya, kuluz. Biz hatadan masum değiliz. Evet. Yani böyle vahiy falan da almıyoruz, gelip birisi bizi uyaracak. Fakat hocam burada bir garip bir durum var. Evet. Şimdi bu yazan izleyicimiz, yazık, Allah hidayet etsin. Sonunda amin diyor. Ya Rabbi, bu şimdi, çok güzel bir şey. Şimdi işin ilginç tarafı şu. Ya şimdi biz burada Kur'an'a topluca sarılıp İslam aleminin birlik olması ve neden böyle paramparça olundu diye bunu konuşuyoruz. Arkadaş işte şahsi yapıyor. Şahsi tekfir ediyor bak. Siz diyor kafir oldunuz, Allah hidayet versin. Ama niye kafir olduk onu anlatması lazım. Niye biliyor musun hocam? Ben anladığımı söyleyeyim. Niye? Biz şimdi bu izleyicimizin atadan gördüğü dini reddettik. Kur'an'a iman ettik ya. Evet. Dolayısıyla onun ata dinine göre biz kafir olduk. Elhamdülillah. Çünkü biz Kur'an'a döndüğümüz için, Kur'an'a yöneldiğimiz için elhamdülillah o uydurma dinin kafiri olduk. Yani böyle çünkü aynı şeyi peygamberimize de demişlerdi hocam. Değil mi? Aynı şeyi. Hazreti İbrahim'e söylemişlerdi. Tabii deli diyorlardı, haş onlardan, efendim işte cinlenmiş diyorlardı, bilmem işte ne çeşit çeşit söylüyorlardı. Halbuki biz beklerdik ki bize ayetle bizi uyarsın. Zaten odur. Yoksa değil mi? Söylediğim bir önemi yok. İzleyicimiz ayetle bizi uyarsın. Öyle işkembeden, ata dininden Allah hidayet versin. Sapık bunlar canım. Kafir bunlar. Ya bu en basiti, en cahilcesi. Kendini yani fazla yüksek göstermiş olmuyor. Yani. Tabii ki. Öyle tabii diyemek ki. Küçük bir düşürü ödemeyeyim o. Yani bakın biz burada çok şeffafız. Bizim amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Bizim amacımız İslam alemi cayır cayır yanıyor. Ve işte bu cehalet yüzünden yanıyor. Müslüman olduğunu söylüyorlar ama Kur'an'ı okumuyorlar. Kur'ansız, kitapsız, yani bizim Karadeniz'de özellikle kitapsız deyince böyle insanın tüyleri diken diken olur. Vay, kitapsız deyince hakaret olarak algılanır. Evet, değil mi hocam? Yani kitapsız bir din oluşmuş, uyduruk bir din, tekkelerin, mollaların, efendim sofilerin, gavsların, cavsların, ondan sonra efendim neymiş bu Kur'ancı sapıklar, pardon, yani siz peygamberimize sapık mı diyorsunuz? Allah Resulüne, o güzel insana sapık mı diyorsunuz? Zaten çıksın söyledi ya. Biz de sapığız o zaman. Yapacak bir şey yok yani. Zaten Allah çıkıp, Resulü'nün yolundayız. Çıkıp söyledi ya Kur'an Müslümanlığı sapıklığı çıkmış diye. Evet. Nihat Hatipoğlu denen bir söyledi. O da söyledi. He. İkisi de söyledi. He. Yani burada her ikisine de cevap hakkını her zaman açıyoruz. Yani varsa Kur'an'a karşı söyleyecekleri bir söz, yani Kur'an'a tabi olanları Kur'an Müslümanı sapığı diyerek niteleyenlerin, ki bir tane gazeteci bozuntusu da vardı bunu söyleyen, yani peygamberi aslında sapık ilan ettiğinin farkında değiller hocam ya. Şey de tabii öyledir zaten. Bir de şunu bir daha tekrarlayayım o zaman. Ondan ölçü istiyorum bunlardan. Ha buyur, ölçü. Kur'an'ı tamam kabul etmişim, beni suçluyorsun. Kendi dinin içerisinde, inancın içerisinde sen dini neye göre tayin ettin? Sünniysen niye Şii değilsin, Şiiysen niye Sünni değilsin? Evet. Veya Vahabi değilsin. Evet. Çünkü bunu bir açık şey yapsın, yani birisi varsa dine güvenen evet. Çıkıp söylesin ki ben işte paradigmam, değer ölçüm şudur, buna göre ben şey yapıyorum ve Kur'an'a dayalı olarak bana anlatsın onu. Evet. Allah Kur'an yeterli diyor, bu nasıl yetersiz diyor. Evet. Yani neye dayanarak, haşa, yani Allah'ın tam dediğine kim noksan diyebilir. Ondan sonra o hadisleri nasıl Kur'an'a nasıl ediyor? Evet. İptal ediyor.
İstediği şey senaryoyu uygulasın, istediği bahaneler bilmem neler işte şey söylese bile bir manası yok ki. Yani Allah vur diyor, peygamber öldür mü diyor. Evet. Yani o zaman Allah ve peygamber her şey rekabete mi girmişler din konusunda? Hangisi öbürüne, onlara göre haşa peygamber galip gelmiş. Evet. Çünkü Allah'ın dediği iptal ediyor haşa ondan. Yani öyle söylemez de bunların iddialarını söylüyor. Evet hocam, bir başka izleyicimiz, iyi akşamlar Ramazan hocam. Hakkı Yılmaz hocanın namaz hakkındaki yorumuna hocamız ne düşünüyor? Ben Hakkı Yılmaz'la hiçbir şekilde bağdaşmıyorum. Peki. O zaman geçelim hızlı bir şekilde. Ha. Yüzleşme Akademisi uzaktan eğitime devam. Ahmet Çakır Eynesil demiş. Gerçeğin meydan okuması bu olsa gerek. Her hafta bir çilekeş çıkarıp putları yerle bir ediyorsunuz demiş Ahmet Çakır. Teşekkür ediyorum Ahmet Çakır kardeşimize. Ha Kabe imamı, ha orada konuşan hoca. Niye karıştırıyorsunuz insanların kafasını demiş birisi. Ne karıştırmışız? Bir dakika. İşte o konuşan zat mı biliyormuş namazların kaç rekat olduğunu? İsteyen istediği rekatta namaz kılamaz. Burada uygulanan kural, kaide peygamberin sünneti midir? Kafanıza göre konuşmayın. Tamam, o nerededir o sünnet? Mesela akşam namazın 3 rekat olduğunu bazı sünnette yapabilir, kuruz diye geçiştiremezsiniz. Siz şu anda TV'de program konuşma yapıyorsunuz. Kitap yazmışsınız. İnsanlara doğrularınızı anlatıyorsunuz. Sizin mezhebiniz ne? Önce onu açıklayın. Önce illaki Kur'an, sonra hadis, sonra hadistir. Hiçbirisi dinlememiş o zaman. Hangi mezhepten bahsediyor? Ben mezhebimi soruyorum. Evet. Hocam soralım, hangi mezheptensiniz? Ben mezhebim yok. Henüz Kur'an'a inanıyorum. Peygamberin mezhebi var mıydı? Hocam ben peygamberimizin mezhebindenim. Ya mezhep de sal dindi yani. Mezhep adı koymazdı. Yani illa birine tabi olacaksak odur. Yok yani. Yani Ebu Bekir, Ömer, Allah Allah'ına razı olsun. Evet. Ali'dir, işte ileri gelen sahabeler hangi mezheptindiler? Onların hiçbir mezhebi yoktu. Ya, mezhep olayı yoktu zaten. Evet. Öyle bir konu yoktu. Yani bu izleyicimizin buradaki söylemi tamamen, bakın değerli izleyicilerimiz, hala ayrıştırıcı, bölücü, tekfir edici anlayışla ısrar ediyorsunuz. Oysa bak biz burada diyoruz ki birlik olacağız. Kur'an'a, Allah'ın yegane ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılacağız, değil mi hocam? Bizim yani amacımız o. Şey hocamızın ki, bir kitabını okudum burada. Öyle bir şey söylüyor ki ona mezhebini sormak lazım. Evet. Diyelim ki Sünni de dese, ben desem Şii'yim, ne yapacak? Evet. Ya Vahabiyim dese, değil mi ya? Ya bu manada söylemiyorum. Yapacağını söylüyorum hocam. Öyle deseniz tamam işte biliyordum. Ah, Vahabi sapığı, Şii sapığı veya bilmem herhangi bir mezhebin sapığı her neyse. Yani ayrıştıracak yani. Yani neyi savunuyor? Yani neyi bana değer ölçüsü olarak ortaya koyuyor? Evet, ilginç. Neyse, devam edelim. Evet. Ramazan hocam, Hakkı Yılmaz namazın rekatı olmaz diyor. Hoca 7 rekat diyor. Hangisi doğru? Hocamızın söylediği farklı bir şey. Siz onu anlamadınız galiba. Hakkı Yılmaz yeri geldiğinde ben duydum diyor, namaz yoktur. Hoca selamlar. Lütfen bizlere böyle bilinçli, bilimsel ve ilimsel düşünen hocaları tanıştırın ki İslam'ı doğru anlayabilelim. İyi yayınlar Aziz Tezcan. Teşekkür ederim. Evet, bir sorum daha var demiş. Hocam iyi akşamlar. Bir konuyu merak ediyorum. Bu Kabe'nin örtülü olması ne zamandan beri var? Mustafa Özer'den, Adana'dan. Bir sorum daha var. Fıkıh, hadis, sünnet adı altında yayınlar dini bu hale getirdi diye düşünüyorum. Günaha mı giriyorum? Hocam bir insan tek başına yatak odasına kıldığı namaz mı Allah insanı daha çok yaklaştırır, yoksa
çoğunluğu dirar mescid olan camilerde biraz uçuk oldu ama Allah affetsin demiş saygılarımla. Hocam bu izleyicimiz Mustafa Özer'den Adana'dan sormuş. Bir, Kabe'nin bu örtülü olması ne zamandan beri var? Bu konuda ilgili bir tarih bilgimiz var mı hocam? Öyle hiçbir kaynakta geçmiyor bir. İkincisi Kabe ne demek? Kabe. Ne için Kabe? Yani kimisi ona put diyor. Evet. Kimisi bilmem ne mana veriyor. Kimisi zannediyor Allah içindedir. Haşa evet. Kimisi peygamberin kabri oradadır diyor. Evet. Çeşit. Kimisi duvar diyor altında hazine var. Kimisi dünyanın merkezidir diyor. Çekim merkezidir diyor. Şimdi Kabe benim incelememe görüşüme göre. Evet. Beytül Mamur'dur. Evet. İmar edilmiş ev. Yani İbrahim peygamber onu imar etti. Yani duvarlarını yükseltti. Allah Teala diyor Beytül Mamur. Evet. Sakf-ı merfuh uzay. Bahr-ül Mezcur, enerji. Evet. Yani hani diyorlar ki Big Bang olayı var ya, Big Bang olayı. Big Bang teorisi, evet. Büyük patlama. Bir noktadan kainat. Benim görüşüm bu sıralamaya göre kainat oradan çıktı. İlk hareket noktası orasıdır. Orada olma ihtimali var diyorsunuz. Peki diğer soruya geçelim. Evet. Fıkıh, hadis, sünnet adı altında yayınlar dini bu hale getirdi diye düşünüyorum diyor. Günah mı giriyorum demiş. Fıkıh, hadis, sünnet adı altındaki yayınlar diyor. Dini bu hale getirdi diyor. Dini bu şimdiye kadar. Yani bak, paralel hale getirdi. Bu son dönem hariç. Asırlardır hiçbir zaman, hiçbir kaynakta Kur'an-ı İslam'ı konu edilmemiş. Evet. Bunlar kendi aralarında serbest olarak rekabet ediyorlardı. Ve bugünkü hallerini devam ettiriyorlar, birbirini perişan ediyorlar. İlk defa bu birkaç sene içerisinde Kur'an İslami kavramı çıktı. Yani Kur'an olmazsa olmaz bu iş, birlik olmaz olayı yeni bir olaydır. Evet. Perişan hale getirmez. Çünkü tebliğ perişan, doğru tebliğ perişan hale getirmez. Hocam aynı şeyi söylüyorsunuz. İzleyicimiz de Kur'an dışı şeylerin toplumu perişan ettiğini söylüyor. Zaten orada söylemezse, bu yayında söylemezse zaten köşede bıçakta söylüyorlar diye. Evet, doğru. Yani herkes kafasına seni din diye söylüyor diye. Evet. Cemaat da herkes böyle Kur'an'ı açıp bilmiş falan değillerdir yani. Evet. Söylediği zaman diyorlardı ha inanıyor. Bu bizim hoca işte öğretti. Hatta Arapça bir gazete görse parça öpüp başına koyacak. Hazan ediyor ki bu işte dinidir. Yani evet. O seviyede dedim ya 600 sene bir mahal yoktu piyasada. Evet. Osmanlı. Öğrenmemiş. Maalesef. Öğrenmeyen ne yapar? Bilmiyor her şey Kur'an'dan. Diyelim ki Kur'an'dır. Evet. Saygı duyuyor. Ona güzel bir tane kılıf yapıyor. Duvara asıyor. Başka yapacak bir şey yok ki. Evet. Hiçbir şey yapamadı. Kim var okumasını bilir, ölüsüne okutuyor. Çünkü bu ahiretle ilgilidir. O zaman ahirete gönderelim. Hayır, bu ahirete destek olacak benim öyleye. Evet. Yani oradan öyle bir güç şey yapacak. Hatta ben görmüşüm. Evet. Çocuğunu şeye gönderiyor. Kur'an'dan o kadar habersiz. Kur'an eğitimine boynunda da o şeyi asmış. Kavulak diyoruz. Biz Türkçe'de ne diyor bilmiyorum. Kılıf. İçinde Kur'an. Üstünde nazar boncuğu. Enteresan. Üzerine nazar boncuğu. Yani o kadar yani habersiz insanlar şey var. Evet. İzleyicimizin öbür sorusu da şuydu. Bir tamamlayayım yani bunu. Buyur. Şimdi desek ki şimdi bizim tariflerimize göre bütün herkes cehenneme mi gidecek bu şekilde? Bütün herkes bu şekilde cehenneme gitmez. Cehenneme gitmek için kafir olmak gerekir. Evet. Kafir kimdir? Gerçeği tebliğ edilmiş olan, ulaşmış gerçek ve üzerine örtmüş. Evet. Diyelim ki daha önceden hiç duymamış, gelmiş gitmiş, ne bir peygamberle tanışmış, ne vahiy ona ulaşmış, ne bilmem Afrika'nın neresinde, bilmem kutupların neresinde. Allah-u Teala onu cehenneme niye koysun? Allah-u Teala diyor cehennem kafirler için hazırlanmıştır. Gerçek ona ulaşmış. Ama bile inkar etmiş. Hakkı üzerine. Onlardı. Yoksa bizim atalar, dedeler birçok var. Hiç muhatap bile olmamış. Evet. Adam eline bir maal bile vermemişler. Niye cehenneme gitsin ki? Adam evet. Tebliğ almamış ki. Evet.
Ne diyor şeyde Yasin suresinde? Bütün zira kavmen mevzure behem. Evet. Öyle bir kavme inzar et, babaları inzar edilmemiş. Evet. Habersiz. Habersiz Yasin suresinden. Ama o ayetleri gidip ölüleri okuyoruz hocam. Tamam, ölüleri okuyoruz ama şunu ben vurgulamak istiyorum. Tebrik almamış kafir değil ki. Tabii, doğru. Allah-u Teala onun durumuna göre onu değerlendirecek. Evet. Ama o cehenneme gidenler şeyler, kafirler. Alıp da şey yaparlar. Cennet semalardan daha büyük, çok muazzam bir yer. Yalnız Samanyolu galaksisinde 200 milyar, 300 milyar yıldız var. Evet. Gezegen koysana birisinin etrafında 9-10 tane trilyonları buluyor. Yalnız bir galaksi. Ondan daha büyükleri var. Cennet çok daha büyük. Belki de cehennem tamam dolacak ama belki cehennem bir şehir kadar bir yer. Bunu bilemiyoruz ki kaç kişi girecek. Evet. Çünkü Allah merhametlidir. Evet. Allah-u Teala hak etmeyen kimseye oraya koymaz. Evet. Ama eğer tebliğ almışsa evet. ve onun üzerine örtüyorsa o Allah'ın hükmüne giriyor. Yani cehennem kafirler için hazırlanmıştır, hükmüne girmiş oluyor. Evet. İzleyicimizin öbürü son sorusu şeydi hocam, tek başıma diyor, şu an Dirar Mescid, birçoğu Dirar Mescid hükmünde olan camide gidip de Kur'an'a Kur'an yetmez diyen imamın arkasında kılmamdan daha mı iyidir diyor, yani bir odamda diyor tek başıma kılsam. Şimdi ona bir şey diyemem, öyle kılıyorum, tek kılıyorum. Peki. Tamam. Daha iyi olabilir diyoruz o zaman. Daha iyi olabilir ama böyle kılıyorum. Ben bu tamam ya kılıyorum. Hocam, ben de öyle kılıyorum diyor. Tamam, güzel. Evet, Ramazan Bey, Hak Tarikat'ın düşmanı olduğunuz belli. Siz Hak Tarikat hangisidir? Hak tarikat hangisi oluyor ki? Ne bileyim, hani futbol takımı gibi söylüyor. Hak tarikatların, pardon, tarikatların düşmanı olduğunuz belli. Kur'an size lanet eder, felaketiniz olur. Bunu bir düşünün. Allah dostlarına kötü düşünce sizi ancak cehenneme götürür. Hangi Allah dostlarına bahsettik ki? Hiç az konu etmedik ki. Bilmem, Allah dostları. Hayır, hiç az konu etmedik. Birkaç kişiyi söyledik, hadisçi. Yani hangisidir bu Allah dostu? Sen Allah'ın dostu olduklarına şahitlik mi yapıyorsun? Orada mıydın Allah onları dost kabul ettiğinden? Sonra yani hak tarikat diye bir şey var mı yani? Nerede yazıyor? Hak tarikat mı olur? Hayır, hangi tarikatı kastediyor, bir de o var. Hak tarikatlar diyor bir de, tarikatlar. Hangisi ama? Komple. Tabii hak tarikatlar diyor. O biraz sonra kısmet olsun. Bir de Kur'an lanet edermiş bana. Fesubhanallah. Allah Allah. Bize Kur'an onları reddetmeyi emrediyor. Yani Allah'a ortak koşulan tarikat şeyhlerini reddetmemizi bize Kur'an istiyor bizden. Siz herhalde Kur'an'a inanmıyorsunuz galiba. Daha sofistlere gelmedik. Dur, oraya gelelim, sana anlatırım. Oraya da geleceğiz, evet. O tarikat der ki Ramazan Hocam. Sevgili hocam diyor. Mezhepleri kastediyor. Herhalde. Çünkü biz tarikat hiç konu etmedik. Konuşmadık, neyse. Heh. Sevgili hocam, hayırlı akşamlar. Ben Hollanda'dan İbrahim. Sizi her hafta zevkle pür dikkat sizi izliyorum. Pür dikkatle sizi izliyorum. Atalar dininden bayağı uzaklaştım. Esas Kur'an'a dönüyoruz. İslam'a zarar verilen fetvalar birkaç gün önce 9 yaşında çocukla bile evlenebilir. Bunlar sapık mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Caiz mi? Selamlar hocam. Az önce onu söyledik. Evet. Selam Azerbaycan'dan, sizi izleyirik. Allah sizden razı olsun. Biz de buradan Azerbaycan'a sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Orada görüştüğümüz kardeşlerimiz de var. Gerek Erşat Miri kardeşimiz, burada konuk etmişiz. Gerek Reşat kardeşimiz, hepsini buradan saygıyla selamlıyor ve diğer isimlerini şu an hatırlayamadım, bilmedim. Bütün kardeşlerimi Azerbaycan'da selamlıyorum. İlk kez halktan, özü sözü bizden, kibirsiz, sade bir konuğunuzu ilgiyle, ailece, pür dikkat izliyoruz. Size ve konuğunuza selam ve şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun, razı olsun. Almanya, Kamen'den Zor ailesi.
Biz de Almanya Kalmayan'dan Zor ailesine buradan sevgi ve şükranlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Merhaba Ramazan Hocam. Sizi zevkle izliyor. Putları kırdığınız için Allah yardımcınız olsun. Sizler bizi uyarmaya devam edin ama bir vekil bir zata yaranmak için o zat ben değilim demedi. Siz ne dersiniz? Bayram Saygaz. Tam anlayamadım neydi ama neyse. Evet hocam, oldukça mesajlarımız var aslında. Mesajları yine okumaya devam ederiz. Biraz konumuza devam edelim. Değerli hocam. Evet. Bu tasavvuftan mı biraz bahsedelim? Yok, daha bitirmedi. Daha burada yeni başladık. Peki hocam, buyur. Şimdi bunlar hadisleri savunuyorlar. Evet. Değil mi? Hadislerden bahsedelim. Hadisleri savunurken, hadi Kur'an bir tarafa, Allah'ın zatına karşı nasıl bir fikir sahibidirler? Allah'ın zatına karşı. Evet. Tabii. Çünkü konu en nihayet Allah'ın ilahlığıdır. Evet. Onu billemektir. Evet. Bu hadislerin içeriğinde yalnız fıkıh öğretmiyor ki, yani muamelat falan öğretmiyor. Evet. Allah'tan, Kur'an'dan, efendim böyle belli, yani peygamberden nasıl bahsediyorlar? Evet. Değil mi? O da var. Yani bir de ona bakalım diyorsun. Evet. Tabii. Tamam hocam. Yani Allah hakkındaki kanaatleri nedir? Evet, bakalım hocam. He, bakalım bir ne, Allah hakkında ne diyorlar ki? Yani bizi suçladılar ya. Evet. Biraz önce birisi suçladı. Evet, evet. He. Bakalım onun kaynaklarında ki Sünni ise Allah hakkında ne diyorlar? Hala o 11'deki o şeyi okuyup bakalım Allah için ne diyorlar? Evet. okuyalım hocam. 11'deki Allah'a karşı iftira ve saygısızlık etmeleri bu konuda uydurdukları hadis örnekleri başlıklı. Bir, Hazreti Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki cehennem içerisinde asiler atıldıkça daha var mı demekten geri durmaz. Bu hal Rabbul İzze'nin cehennemin içine ayağını koyup iki yakasını dürüp birleştirmesine kadar devam eder. İşte o zaman cehennem yeter yeter izzet ve keremine yemin olsun yeter der. Cennette fazlalık devam eder. Allah ona mahsus yeni bir halk yaratır ve bunları cennetin fazla kısmına yerleştirir. Kütüb-ü Sitte Profesör Doktor İbrahim Canan Akçağ Yayınları 1992 Ankara Eyman 12 Tevhid Ankara cilt 14 sayfa 445 hadis sırası 5226 alıntılar Buhari tefsiri Kaf 1 Eyman 12 Tevhid 7 Müslim Cennet 37 2848 Tirmizi tefsir Kaf 3268 kaynakları okudunuz. Haşa Allah bacağını şimdi cehennesi. Yıllardır orada da yazmışım. İnanç sistemlerine baktım. Evet. İslami olsun olmasın. Elimden geldiğince hepsine baktım. Evet. Belli başlı şeyler. Hiçbirisi ilahını cehenneme koymuyor. Bunlardan başka. Allahu Ekber. Hiçbirisi. Hocam diyorsunuz ki bu büyük bir iddia. Hiçbir inanç sisteminde batıl da olsa. Ben rastlamadım. Değil mi? İlahını cehenneme koymuyor. Yok. Ama burada az önce hadis diye Allah Resulüne iftira edilen sözde Allah'ı cehenneme koyuyorlar. Allah'ın ayağı. Evet. Haşa. Allah'a ayak istirad ediyorlar, evet. Ve cehenneme sokuyorlar. Yani İbrahim Canan bile tercüme ederken herhalde o da içinden sindiremedi. Evet. Aleyhe, üzerine diyor. Halbuki asıl metinde fihe, içerisine. İçerisinde diyor. İçerisinde evet. Diyor. Peki, hadi insaf, vicdan, Allah'a tercih ettiler. Onu kabul etmiyorum da bir şey diyeceğim. Haşasunma, haşa Allah bir ayağını cehenneme koydu, doldurdu. Cennet de var. Şimdi beklenti nedir okuyunca? Öbür ayağını da cennete koyacak. Evet. Yok, cennete koymuyor. Cennet, kendisi cehenneme, cennet için yeni bir halk. Hiç imtihan görmemiş bir halk. Yani, evet, enteresan. Allah'a karşı tavırları bu olan kimselerin, şimdi ben... Biz bunlar nasıl birlik sağlanacak, bunlar nasıl sözlerini esas alacağız? Evet. Ve burada Allah cehennemi neler dolduracağını söylüyor. Ben ayetleri göstermişim. Evet. Ya başka bir tane.
Evet. Bak Allah kanatlar bunlar önemli çünkü ilah konusu burada var Ramazan Hoca. Evet. Bunu hemen geçmeyen bak. İkiye bak Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anlatıyor diyor. Evet. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki sizden biri kardeşiyle dövüşünce üzerine vurmaktan sakınsın. Müslim'in ifadesinde şu fazlalık var, ziyade var. Allah, zira Allah Adem'i kendi suretinde yaratmıştır. Evet. Yani Adem'le Allah form olarak aynıdır. Bu yani insanla Allah aynı formdadır demek istiyorlar. Haşa. Yüzüne vurmazsın. Çünkü hayata öyle söylüyor. İşte kaynakları burada da Kütüb-i Sitte 3480 cilt 10'da 1990 baskısı. Çok ya sorunlu bir yani Kur'an'a göre kabul edilmesi ya, mümkün değil. Başka bir tane yine bu öyle diyor. Radiyallahu derken yani metinde olduğu için mecburen okuyorum tamam mı? Çünkü evet. Ebu Hureyre'de bir kimse yok. Ramazan Hoca. Evet Ebu Hureyre olayı da garip evet. Öyle bir kimse yok. Yani kendisinin kimliği hakkında bilmem kaç tane hadis 30 bilmem ne babasının kaç tane 40 tane hadis kimliği hakkında. Evet. Öyle bir kimse yok yani. Ebu Hureyre takma isimdir yani kediciğin babası. Evet. Ya şimdi biz işi gücü bıraktım, ahiret sermayesini kediye mi yükleyeceğiz? Ya, Ebu Hureyre'de kimse yok. Hureyre sepet. Birileri demin ya dedim mi tezgah yapmışlar. Evet. Yazmışlar mal etmiş koymuşlar oraya. Bak ne diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah Teala Hazretleri Hazreti Adi Aleyhisselam'ı kendi sureti üzerine boyunu da 60 lira olarak yatırınca yani boyunu da veriyor yani evet. 60 lira. Başka var birçok böyle şeyleri var. Yani Allah'a karşı tavırları bu. Bizim kainatta benzeşmesiz, kainattan ayrı yaratıcı bir ilah kavramı yok kafalarında. Evet. Yani burada almışsınız hocam, Allah kendi suretinde yaratmış 12. sayfada. Yani çok ilginç bunlar ya. Çok var yani bu. Bak başkaları yani, başka tane var. Mesela burada bir tanesinde diyor ki, yine Ebu Hureyre'den alıntı yapılmış. Buyurdular ki sizden biri kardeşiyle dövüşünce yüze vurmaktan sakınsın. Biraz önce yüze vurmaktan sakınsın. Vurmazsa çünkü Allah'ın haşa benzeyen bir yüze vurmuş olacak. Yani Allah'a vurmuş oluyor yani. Yüze Allah'a benziyor. Ya bu kadar yani sorunlu, bu kadar problemli bir söz olabilir mi ya? Yani Allah Resulü böyle bir şey nasıl söyler? Kaldı ki Allah Resulü Kur'an'a göre mümindi yani. Kur'an'a uymuştu. Kur'an'da böyle bir şey yok. Allah Resulü niçin söylesin bunu? Bak öbüründe ne diyor? Rabbim bana en güzel surette göründü diyor. En güzel surette geldi diyor. En güzel surette geldi işte maalesef. Ya şöyle en güzel surette geldi. Hocam geçen haftalarda burada Ahmet hocamızda bir program yapmıştık. Evet. Tarikatlarla beraber çiftçi imam Ahmet Kılınçkaya hocamızla burada selamlıyoruz Ahmet hocamızı. İmam-ı Rabbani'nin mektuplarından bize okumuştu, mektubattan. Orada bir mektupta Allah bana kadın suretiyle göründü. Aynı mantık değil mi hocam aşağı yukarı? Onda şimdi bunda insana yakıştırma var. Onda ise affedersin saygısızlığı. Saygısızlığın bir parça. Daha azlısı bu. Evet maalesef. Daha azlısı. Bu tasavvufta onu söylüyorlar yani. Evet maalesef. Yani insan söylemeye şey yapamıyor yani. İnsan söylemeye utanıyor. Biz ar ediyoruz, haya ediyoruz ama sırf haber değeri yani ehemmiyetli olduğu için söylemek zorundayız. Için şey evet. Yoksa Allah'a sığınırız. Evet. Bak şöyle der beşte. Hakkın musafaha ettiği. Hakkın derken? Allah. Allah'la musafaha ediyor. Ömer'dir diyor. Tövbe estağfurullah. Abi bir şey okuyor bak. Kaynağı var aslında şeyde. Evet. Evet. Hakkın musafaha ettiği ilk kimse Ömer'dir. İlk selam verdiği kimse de o olacaktır. Niye ki? Allah Allah. İbn-i Mace'den alıntı diyor. He. Ve Subhanallah. Kütüb-i Sitte'de var.
Evet. Öbüründe de diyor zaten bir öncekinde Allah diyor, hayır dedi, bunun üzerine elini omuzlarının arasına koydu, teslim ediyorlar. Evet. Hatta onun serinliğini göksünde hissettim. Yani tesbih mesbih yapmıyorlar. Adam serinlikten bahsediyor. Diyor ki Allah-u Teala elini omuzların üzerine koymuş, serinliği hissetmiş. Serinlik fiziksel bir şeydir. Demek ki Allah da fiziksel bir olaydı, yani formdur. Allah da fiziksel öyle, bir o mana form yerine koyuyorlar. Yoksa yani. serinlik şeyden efendim teşebbühten çıkmaz ki. Değil mi? İlginç. Hocam bir soru daha okuyalım. Osmanlı'da Şeyhülislam'ın fetvasıyla astronomi çalışmaları zinhar yasaklanıyor. Gerekçe çok ilginç. Meleklerin bacaklarına bakıyorlar. Tövbe tövbe. Büyük İslam alimi Kindi gelgit olayı ayın kütlesinden kaynaklanıyor dediği için mürtet ilan edilip işkenceyle şehit ediliyor. Elimizde son ilahi kitap Kur'an olmasına rağmen Müslümanlar bu kadar geri kafalı nasıl olabiliyor? Ali Öztürk Bursa'dan demiş. Japonlar, yine Ali Öztürk devam ediyor. Japonlar günde 10 saat çalışıp 8 saat karşılığı ücret alıyorlar. 1 saati ülkelerine, 1 saati de yaratıcıya bağışlıyorlar. Acaba biz mi yoksa onlar mı gerçek Müslüman? Bütün kötülükler ve çirkeflikler bizde olmasına rağmen eğilip kalkma hareketleriyle aerobik yaparak 11 ay tıka basa işkembeyi doldurup 1 ay perhiz yaparak çöpten ekmek arayanlar varken 12 milyon insan yatağına aç yatarken milyonlar harcayıp tesettür modasına uyarak ABD ve İsrail'in baş destekçilerinin Mekke topraklarına turistik seyahatler yaparak cennete gideceğimizi mi sanıyoruz? Cennet bu kadar ucuz mu? Demiş Ali Öztürk Bursa'dan. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz biz Ali Öztürk kardeşimize. Evet, bu arada birçok mesaj var. Allah Fecr suresi son ayette Aydın Kılıç İzmir'den yazmış. Allah Fecr suresi son ayette ey hakikate ermiş nefis, dön Rabbine, sen ondan razı, o senden razı olarak cennetime gir demektedir. Bunun anlamı nedir demiş hocam. Efendim bunu hep okuyorduk, kusura bakma. Fecr suresinin son ayetinde Allah ey hakikate ermiş nefis, dön Rabbine, sen ondan razı, o senden razı olarak cennetime gir denmektedir. Bunun anlamı nedir? Yani Allah kulundan razı, kul da Allah'tan razı. Evet. Bunu soruyor. Bunun anlamı nedir? Ya eyyühen nefsin mutmainne evet. Olarak geçen irci'i ile rabbiki radiyeten var diye. Evet. Yani şunu mu demek istiyor? Yani kul Allah'tan nasıl razı olur? Evet. Ben de öyle anladım. Öyle mi? Evet. Ben öyle anladım. Şimdi rıza olayı kabullenmedir. Evet. Yani affırın değil. Evet. Her şey. Allah'ın verdiğine razı mısın değil misin? Takdirine razı mısın? İsyan mınkar mısın? Şükredici misin? Evet. O manada yani değil mi? He. Mutmain nefis. Evet. Yani mutmain doyuma ulaşmış nefis, itminan olmuş. O nefse şey. Yani verilen nimetlerle artık rahatlamış. Tabii rahatlamış o, yani Allah'a şükreden nefis manasındadır. Yoksa kimsenin elinde bir güç yok, haşa Allah'a herhangi bir yaptırım uygulayacak. Evet. Kim yaparsa kendi nefsine yapmış olur. Yani Allah'ın takdirine razı mısın değil misin? Yani sen hiç zengin çocuğu yaratmadı da evet. Fakir yaratmış. Ya evet. Da ne bileyim sakat yaratmış. Ya da zengin yaratmış. Yani bu konuda ne diyorsun manasında yani. Evet. Mutmain nefis. Hocam ilginç bir soru var. Hayırlı akşamlar hocam. İnsan ölünce ruh bedenden ayrılıyorsa bedene neden kabirde işkence edilsin? Muhammed Kamış isimli izleyicimiz. Bir kere ruh bedenden ayrılmaz. Evet. Ayrılan nefistir. Yani insan
iki yapısı var. Biri beden, biri nefis. Evet. Ruh ayrı bir şeydir. Ruh ayrı bir konu. Şimdi anlatsak biraz zaman alacak. Ama bir kısadan geçecek bence iyidir. Yani halk arasında anlatılan ruh, Kur'an'da geçen ruhla aynı değildir. Kur'an'da yani insanda ruh diye bir şey yok. Yani öyle diyelim. Ha, ruh insana, Müslümana verilmiş bir destektir. Bir ilimdir değil mi hocam? Kur'an'da şöyle diyelim de anlaşılsın o ruhtur. Zaman. Bir ilim değil, destektir. Evet. Onu bir ruhla destekliyor. Zikrinden hiç çevirileri de şeytan musallat ediyor. Onun tersi. Evet. Yani şeytan musallat ettiği ruh olmaz. Ruh insana Allah tarafından verilmiş bir takviye, bir destek. Evet. Nefis ise sorumluluk yüklenendir. Demin söyledik. Ey mutmain olan nefis. Evet. Bak nefse hitap ediyor. Evet. Hiçbir zaman insanı kastederek Allah-u Teala Kur'an'da ruha hitap etmez. Ruha hitap etmiyor, evet. Evet. Yani ruhu çok yanlış anlıyorlar. Ruh şey değil yani. Hocam şeyde peki İsra suresinin 85. ayetinde sana ruhtan soruyorlar. De ki size ondan az bir bilgi verilmiştir. Kullu Rabbimin emrindendir. Kalbim Rabbimin katındadır. Hayır, emrindendir. Şey emrindedir. Buradaki şey nedir peki? Buradaki tanımlama ne anlama geliyor? Şimdi çoğu bu nefhayı sanki Allah'ın bir ruhu var. Allah'tan bir parça Adem'e sirat ediyor, herkesten bir evet. Nebze ilahlık gelmiş oluyor. Haşa. Haşa. Onlar öyle anlıyorlar. Yani birçok kimse öyle anlıyor. Halbuki Allah der ki kainattaki hiçbir şey evet. Ona emsal değildir. Yani zat olarak gerçek manada Allah'ın ruhu vardır, işte şu şekilde nefsi vardır, bu şekildedir söylemezse hakkında ne bilgi verirse ancak onu bilebiliyoruz. Ama kesin ölçü kainattaki hiçbir şeyle benzetmeyeceksin. Olay budur. Yani ruhu derken, şimdi her şey Allah'ın ol emriyle olmuştur. Kur'an'da belirtiyor. Bir şey olmasını istediği zaman ol der, olur. Bir emirdir. Onu vurguluyor. Ruh da Allah'ın bir emridir. Kendisi değil veya ondan bir parça değil. Onu ruhumuzdan üfledik. Tamam. Ruh yaratıldığımda. Ha. Yaratıldığımda. Yani ruhun önemini vurgulamak için benimdir manasında söylüyor. Evet. Benim bir parçam ne demiyor. Yani ona mücevheretimden verdim, mücevherimden verdim. Tamam. Hiç kimse kimseye demez yani ona işte tost şey yaptım, hoşa gitmeyen bir şey verdim demez birbirimize, demeyiz. Doğru. Ama diyebilirim sana ya, ben şu kıymetli mallardan sana verdim diyebilirim. Evet. Yani ruhun kıymetli bir olayını vurgulamak için onu söylüyor. Evet. Ha. Yoksa haşa Allah'ın bir parçası kimse değildir. Kainatta hiçbir yaratık ilahlıktan pay almamıştır. Allah kimse kendisine ortak etmez. Evet. Yani, asla haşa. Ha. Evet. Ramazan Bey, hayırlı akşamlar. Hocamın nereli olduğunu ve tahsil durumunu merak ettim. Ayrıca dindar mı olmak lazım, ahlaklı mı olmak lazım demiş bir izleyicimiz. Hocamız Siirtli aslen. Daha çok ekonomi üzerine. Ben iktisatçıyım. Dinle, diyanetle falan bir yani meslek olarak bir alakam yok. Sadece gönüllü bir araştırmacı. 84'ten beri. İyi niyetle araştırdım bu manzara. Karşıladım insanlara söyleyeyim. İnşallah bir faydamız olur. İslam birlik olur yani. Yoksa benim herhangi bir cemaatle, diyanetle bilmem ne ben muhasebeciyim yani. Burada bir izleyicimiz farklı bir şey yazmış. Cesaretiniz varsa okuyun. Kur'an Tevrat'ın değiştirilmiş ve Yahudilerin Arap alemini köle olarak kullanmaları için meydana getirdikleri bir kitaptır demiş. İyi yayınlar dileğiyle Bülent Krov. Ha. Şimdi diyor ki arkadaş. Evet. Kardeşim miyim de? Yani Kur'an kullar eliyle yazılmış. Evet. Ve şey, tamam öyle diyebilir, öyle de inanabilir. Değil mi? Baştan beri kaç kere ben tekrarladım, maksustan tekrarladım da. Evet.
Şimdi bir şeyi diyelim ki Cebrail geldi şeye, peygambere. Evet. Selamun aleyküm, aleykümselam. Ben Cebrail'im, Allah gönderdi. Peygamber diyemez mi? Bu uzaylıdır, gelmiş beni kandırmaya. Evet. Diyebilir. Diyebilir tabi. Edememesi için bir neden yok. Bu kimdir? İlk defa görüyoruz, daha önce görmemiş. Allah'ın gönderdiği ne belli? Biz inanırken vahye inanıyoruz. Bunu anlamıyorlar. Tamam, sen Cebrail'sin. Peygamber'e getirdin, o da bana ulaştırdı. Açıp bakıyorum. İçinde ne yazıyor? Değer ölçülerime vuruyorum. Bu gerçekten benim değer ölçülerime, benim kabulüme, imanıma göre. Allah kelamıdır mı değil midir? Ona göre karar veriyorum. Evet. Şimdi o günü kabul ettikten sonra artık Yahudiler mi yazmış, efendim kimler bilmem ne yazmış, beni ilgilendiren bir şey yok ki orada. Çünkü ben iman etmişim, Allah kelamıdır. Evet. Ve gittiğimizde buradan karşılaşacağım neticemle. Herkes de için öyledir. Peygamber de demin de söyledim, evet. Kur'an'a iman etmekle yükümlüydü. Yoksa iman bilgiye dayalı inanmayı İslam'da anlamıyorlar. İşte ondan zaten bütün bu şeyle karşılaşan çoğu çıkıyor. Yani kabul şeye, kabule değerlidir iman etme. Şahsa bağlı değildir. Cebrail de Mikail gelseydi ne olacaktı? Aynı de bize şey, bir şey olur muydu? Evet. Değişen bir şey olmaz. Mühim olan mesajdır. Yani bilgi içinde ne var? Evet. Ama getirenler değerli olabilir. Yani çok saygın olabilirler. Onlara bir saygı gösteririz. Evet. Fakat hareket noktamız mesajın içeriğidir. Yani evet. Ne öğretiyor, ne söylüyor bana? Bana hırsızlık yapmam mı diyor, yoksa hırsızlık yapmam mı diyor? Evet. Ona bakıyorum. Ne görevler yüklüyor? Neden beni alıkoyuyor? Yani o kriterle biz onu değerlendiriyoruz. Kriterlere göre iman kabulü vardır. Yoksa geldi Cebrail getirdi ya da efendim peygamber kullar size Kur'an'ı taşıdılar, kabul ediyorsunuz, hadisleri taşıyanlardan niye kabul etmiyorsunuz diyor. Ya de bilgiye kayarlı kabulde bu geçersizdir. Postacı bana değerli bir mektup da getirebilir, bozuk da getirebilir. Evet. İçini açar bakarım. Tabii. Ona göre kabul ve eret ederim. Zarfa değil, mazrufa bakarız yani. Ya içine bakarım zaten. Evet. Kur'an mesajdır. Evet. Allah tarafından gelmiş bir mesaj. Sen mesajı kabul ediyor musun, etmiyor musun? Bunu artık iman ettikten sonra, buna biz iman diyoruz. Evet. Efendim yok, bilmem kim yazmış da bizi kandırmak için, beni kandıramaz ki. Eğer o kadar beceri göstermiş de. Bir de mesela şeyi örnek veriyor hocam burada, Tevrat'ı örnek veriyor. Ama zaten Kur'an öncekileri tasdik edici ve onların bozduklarını düzeltici olarak o geldiğini şimdi Cenab-ı Hak söylüyor Kur'an'da. Hepsi, şöyle orada da yanılıyor eğer bunu söylüyorsa. Öyle diyor. Şimdi biz bir kitabın bozuk olup olmayı nasıl anlarız? Onun da bir ölçüsü olması lazım. Evet. İşte bunlara karşı Kur'an ölçüdür, müheymin. Onları denetleyici. Evet. Açarsın onu, Kur'an ölçüsüne vurursun. Ha Kur'an'a uyuyorsa, ters düşmüyorsa. Evet. Bu